Merhaba, haftanın son cumasında CNN Türk'teyiz. Ben Deniz Mesut Yar. Burada Laf Çok'a hoş geldiniz. İletişim telefon numaramızı hemen verelim. 429-58-93, sağ olun. Efektif de olsa böyle şey almak, alkış almak hakikaten keyifli. Birazdan burada var olan dört değerli konuğumla birlikte memleket gündemi neyse hepsini konuşacağız. Ama dediğim gibi birazdan bize sorularınızı Twitter/MesutYar'dan da iletebilirsiniz. Sanıyorum bu gece çok güleceğiz. Bilmem, birazdan. Evet, burada Laf Çok başladı an itibariyle. Ne yapıyoruz efendim? Tek hat olan ve sadece çağrı bırakabileceğiniz 0212-429-58-93'ten bize ulaşabilirsiniz. Ritmi düşürmeyecek tüm sorularınıza sonuna kadar açığız. Twitter/MesutYar'dan da sevgilerinizi gönderebilirsiniz. Gönderdik bir kamyon ve hayırlı yayınlar Mesut abi diyen Nalan Binbir'in şeyiyle. Sayın Asım Öztekin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın İnci Türkay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Agıp Savaş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Zeynep Dizdar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın kameraman siz hoş geldiniz. Hep birlikte gidiyoruz işte. Rasim abi senden başlayacağım. Şimdi oğlum Osman vardı bir tane. Şimdi oğlum Osman'dan Kuddusi Baba'ya böyle bir hayat var. Nasıl bir hayat o? Ya, ağır sordum galiba değil mi? Böyle derin, çalışmadığın yerden geldi. Söylediğin hayat 30 sene. Anlat, anlat bitmez. İlk seneden başla, gideriz. Ya oğlum Osman'la başlayan sevgili ustam Ferhan Şensoy'un yazdığı bir diziydi yine. TRT'de ama o zaman tabii TRT... Tek kanal siyah beyaz. Tek kanal yok renkliydik de. Bir renkli de yani ha. Şimdi çıkıp söyleniyor ya 70 milyon bizi izliyor. Gerçekten o zaman kaç sene nüfusumuz 50 milyonsa 50 milyon sayeden bizi izliyordu. Çünkü tek kanaldı. Ben işte o dizi Köşe Dönücü dizisi oynadığında ertesi gün acayip meşhur olmuştum. Üniversiteye gidiyordum. Ve vapurda herkes bana bakıyor. İlk başta anlayamadım. Niye bana bakıyorlar falan diye. Bir kullanıyor insan değil mi? Hiç alışık da değilim ya. Niye bana bakıyorlar? Sigara içeceğim, sigara içemiyorum. Herkes bana bakıyor. En sonunda birdenbire kafaya dank. Aa dem, ben dün televizyondaydım dedim. İlk bölüm ama. Aa ben dün televizyondaydım dedim. Onun için herkes bana bakıyor. Ondan sonra o bakışlardan yavaş yavaş herhalde zevk almaya başladım ki bugün de Kuddusi'yi oynuyorum. Ya enfes ya. Yani hani... Kuti bizim için candır, onu söyleyelim. Bütün geniş aile tabii canım ya. Yani geniş ailenin tamamını, bütün geniş bölümünü aldık. Aileyi de artık getireceğiz bir ara. Hakikaten bu şeye döneceğiz tekrar. İnce'ye gelmek istiyorum. Öncelikle şunu sorayım. Allah uzun ömür versin. Oğlum Ali seni hakikaten peri falan zannediyor mu? Zannediyor tabii. Sihirli benim annem diye geziyor okulda. Hadi canım ya. Tabii. Peki böyle arada bir sihir istediği oluyor. Yani portakal suyu yerine sihir. Oluyor. Nasıl yapacağız şimdi diyor. Bunu değiştirelim diyor. Beni buradan götür. Hadi bir sihir yap. Televizyondan bir şeyler çıkar diyor falan. Asıl oluyor. Bomba şu, sen yapıyor musun? Yapıyorum. O zaman iyiymiş. Yapıyorum. Ali bildiğin şanslı çocukmuş. Tabii. Peri gibi annesi var. Periyim zaten, sen bilmiyor musun diye. Uçur beni buradan, kurban olayım. Tamam. Şeye gideyim, CNN International'a mesela böyle pişik yapıyorsun. Orada sunuyorum da ne diyor bu adam diyorlar. Peki, hoş geldiniz tekrar İnci Türkay ve Ragıp Savaş. Abi sen bilmezsin. İlk sahne aldığın oyun Bakırköy Sanat Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları. İvan Ivanoviç var mıydı, yok muydu? Efendim söyleyeyim, ilk sahneye çıkmıştım. Ben de o zaman bir tiyatro eleştirmeni olarak ama nedir böyle şey derler ya, amatör de değil de hani böyle çaylak diyelim. Çaylak bir tiyatro eleştirmeni olarak seni izlemiştim ve çok etkilenmiştim. Bilir misin bunu? İzlediğini bilmiyorum. Oynadığımı biliyorum tabii de. Ha. İzlediğini bilmiyorum abi. İzledim abi ve acayip etkilenmiştim sana. Peki ne tuhaf olur değil mi? İzlediğini biliyorum ama oynadığını oynadım hatırlamıyorum. peki bir yerde yazdın mı? Yazmaz olur muyum? Kutup Yıldızı diye bir gazete vardı. Biraz şey meyil ediyordu. Yani bir yönü vardı ama olsun. Yani Kutup Yıldızı'ydı. Orada yazmıştım ya. Ve çok etkilendiğimi de yazmıştım. O zaten şey. Nazım Hikmet'in bir oyunu. Kutup Yıldızı'da galiba herhalde o frekansta bir şey miydi? O bölgenin gazetesiydi. Anladım. Öyle diyelim. O frekansın gazetesiydi. O, onu bilmiyorum. O tarafını da bilmiyorum. Solcu gazeteydi yani. Evet. Değil mi? Sol derken? Bilmem ne. Ha, sol tarafta. Sol elle yazan. Sol elle yazan. Ya solcu bir gazeteciydim. Sol elle yazardım. Tamam. Vallahi bunu bilmiyordum ve çok memnun oldum. Seni daha da sevdim. Şimdi. Ya eyvallah. Ben çok etkilenmiştim ama şu sorunun yanıtını hiç bulamadım. İvan Ivanoviç var mıydı yok muydu? Çok var ya. Ha var mı diyorsun? Çok, hala çok var. Doğru. O kadar acayip bir gündemi var ki yani bugüne hala çok oturan işte oradaki konuyu biliyorsun.
bir belde başkanı, o zaman belediye değil de ufak bir beldenin başına gelen pırıl pırıl bir adam o beldenin başkanı oluyor ve ondan sonra etrafındaki İvanlar çıkarak bunu bir acayip bir bürokrat, şeytan bir bürokrat haline getiriyorlar. Senin gücün budur, sen bunu yapabilirsin, böyle olmalısın, işte çalmalısın, çırpmalısın falansın filansın. Şu anda hala çok böyle bildiğimiz profile döndürüyorlar adamı. Onun için de hala bugüne söylemi çok sağlam olan bir oyun. Ne sıkı bir gönderme değil mi o yıllardan? Çok, tüm bu yıllara çok, ama. Çok. Yani aslında şöyle bir enteresan tarafı da var. Nazım Hikmet hani buradan ayrıldığı zaman, bu ülkeden Moskova'ya gittiği zaman çok sevdiği o sosyalist, komünist rejimi aslında birazcık orada da çok ince bir şekilde şeye almış yani. Tabii onu da eleştirdi. Eleştirmiş. Onu da zaten eleştirdi. Onun en büyük özelliklerinden biri de o. O oyunda böyle bir hafif öyle bir eleştiri de var. Kenan Işık, sevgili Kenan Işık sahneye koymuştur. O zaman sanat yönetmeniydi galiba orada. Senin seyrettiğin oyun ilk versiyonu. İlk versiyonu. İstanbul sonra Tiyatro. Oynadınız mı? Sonra oynadık. Çünkü o zaman bizim, hatırlıyorsun, Bakırköy Belediye Tiyatroları Güngören'de ufacık bir sahnedeydi. Evet, ufak bir. Sonra şimdiki yerimize geçtik. Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde çok büyük bir sahne. Ve biz oyunu 3 oyun oynadık İstanbul Tiyatro Festivali'nde. Çok bir sürü ödül aldık festivalde falan. Oraya geçtikten sonra da tabii 10-15 yıl falan geçti. Dedik ki hadi oynayalım biz bunu. Sonra tekrar Kenan abi, o zaman sanat yönetmeniydi şehir tiyatrolarının. Geldi tekrar reji yaptı sağ olsun. Ondan sonra da 2 sezon oynadık. Ya keyifmiş, keyifliymiş. Yani güzel tekrar olsun. Oynarsan haberim olsun. Tamam. İnsan denen garip hayvanda da oynamıştı. Öyle mi? Evet. Bak abi nasıl izleyicilerimiz var. Gördüğünüz gibi çat diye devam ediyorlar. Kraliçem hoş geldin. Hoş bulduk. Niye şaşırdın ki? Bilmem, birden kraliçem deyince. Ne? Evet. Pop'un kralı Tarkan'sa ben de kraliçesim diyen sen değil misin? Bir gönderme var mı acaba diye. Yok yok, bir gönderme yok. Bildiğin kraliçe. Teşekkür ediyorum, çok mersi. Dediniz mi öyle bir şey? Öyle bir kraliçelik iddiam falan yok canım. Kim dedi bunu? Bu yaftayı kim yapıştırdı? Ya ben demişimdir. Mutlaka demişimdir. Tam güzel. Dedim bir araya. Yani kızıp sinirlenip mutlaka söylemişimdir. Ya şimdi öyle sorular soruluyor ki bazen ağzınızdan bir şey çıkabiliyor. Yani kraliçe derken ben dans müziğin kraliçesiyim diyorum hep. Ama pop müziğin kraliçesi başka bir şey. Bizim tabii ki ustalarımız var, üstadlarımız var, çok büyük isimler var. Ben bir de daha kraliçe olmak için daha yaşım o kadar ilerlemedi. Biraz daha zaman var. Genç bir kraliçe de olabilirsiniz canım ya. Gayet keyifli olur. Ama şöyle bir şey, dans müziğinin kraliçesi dersek o sanki daha doğru olacak. Eyvallah. Yoksa öteki türlü Tarkan'ın bundan haberi var mı diye soracaktım Tarkan, size. Evet, Tarkan bilmiyorum, haberi var galiba. Var mı diyorsunuz, peki. Abi şimdi seni önce Feren Şensoy'la tanıdı kitleler. Sonra Feren Şensoy'la tanıdı kitleler. En son yine Feren Şensoy'la tanıdı kitleler. Ama siz bir ara böyle bir Feren Şensoy'la dükkanları ayırdınız. Daha doğrusu ekran dükkanını ayırdınız anladığım kadarıyla. Tiyatroda beraber misiniz Feren Hoca'yla? Ya ben 2 senedir tiyatro yapmıyorum. İyi yapıyorsun, niye? Bugün hatta arabada da. Ne oldu tiyatrocular? Yok, biz konuştuk. Yani şundan yapmıyorum mesela. Bir, tiyatro para kazandıran bir şey değil. Hı hı. Tam tersi, cebimizden para vererek yaptığımız bir şeydi. Hı hı. Ama tiyatro manevi keyif için yapılan bir şey. Artık o maneviyat kalmadı tiyatroda. Yani biz eskiden tiyatro yaptığımız dönem pazar günleri turneye giderdik. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar oynardık. Üstelik bunların 3 günü matinede oynardık. Yani haftada 9 oyun oynardık ve full oynardık. Kapalı gişe. Tabii. Şimdi de kapalı gişe. Şimdi gişe kapalı tamamen. Kaçıncım. Yani şimdi bir oyun çıkartıyorsun. 2 ay 3 ay uğraşıyorsun. Haftada ya bir oyun oynuyorsun ya 2 oyun oynuyorsun. Ve onu da oynarken dekorun arkasından seyirci sayıyorsun. Kaç kişi geldi, kaç kişi gitti diye. Dolayısıyla bu işin manevi olarak keyif aldığın taraf da kalmadı. Hmm. Yani bir tiyatrocu kelle saymaya başlarsa olay bitmiş midir abi? Yani biz, ama biz özel tiyatrocular, bize o kelleyi hep sayardık zaten. Tiyatro full olsa da sayardık. O bizde çünkü o bir İETT bileti. O bir kelle bir İETT bileti. O hastalıktır aslında. Yani özel tiyatroda oynayanlar hep perde arkasından bakıp sayarlar. Ama yani olayın manevi tarafı kalmadı. Seyirci, tiyatro seyircisi gitti. Yerine başka bir seyirci geldi. Gelen seyirciye ulaşamıyorsun. Ya aslında bizde de, tiyatrolarda da problem yok değil. Tiyatrolarda da problem var tabii. Ama ülkenin bir kültür politikası olmadığı için. Dolayısıyla
o seyirciye artık ulaşılamıyor. O seyirci de zaten tiyatroyu unutmuş vaziyetinde. Artık gençler tiyatro ile çok ilgili değiller. Tiyatroya niye gideyim diye bakıyor. Yani, aynen, seni internette, televizyonda, yani, evet, cep telefonunda her yerde izliyor zaten. Evet, bir de niye gideyim ama de. Ama işte yani beni izliyor da bu sene oynayacağım bir oyunu izlemiyor da işte çok tuhaf soruşturmayı hala internetten atıyorum 10 milyon kere tıklayarak seyrediliyor da o adam niye gelmiyor yeni oyuna? Niye gelmiyor? Bu biraz da tabii ki devlet politikası, kültür politikası ile ilgili bir şey. Özel tiyatrolarla ilgili bir şey. Özel tiyatrolarla ilgili, özel tiyatroların yani görüntü olarak sponsor olmakla ilgili değil. Yani devlet tiyatro yardımı yapıyor da neye göre ve nasıl yapıyor, niçin yapıyor? Peki yani Kuddusi Baba bu devlete bir tokat atsa, bir kendine gelse abi böyle tatlı bir şekilde. Nasıl yapacaksın onu? Ne bileyim ben, Kuddusi Baba bilir. Ben nereden bileyim? Yani ben bilseydim tiyatroyu kurtardım zaten. O zaman bir ara programdan sonra oturup seninle program plan bir konuşalım mı? Senin de zaten bu sanıyorum son programın olur. Galiba öyle bir şey oluyor. Yani ondan ya devlet sonra... derken niye sen illa bizim içinde var olduğumuz devletten bahsediyorsun? Yani fantazi yap abi, tiyatro adamısın, gözünü seveyim. Ya sen biraz önce solcuyum demekten korkuyorsun. Şimdi de gelmişsin, devrim ya yapalım. Ya bir kere ben solcu falan değilim. Yani bana böyle şeyde Kutup yakıştırmalar Kutup Yıldız'ın da niye yazıyordun o zaman? Kutup Yıldız adı üzerinde. Tanıdığım var. Ya tanıdığım var ya, Yıldız. Uzaylıyım ben. Ya, bak, Mustafa abi baş şeyimizdi, yazarımızdı. Korkma. Topaloğlu. Her Türk 20 yaşına kadar solcudur. Solcu. Tamam mı? Ya ondan sonra... tamamen kapitalist olmaya başlıyor. Olur değil. Finale doğru nasıl oluyor abi? Finale doğru yine eskiye şöyle bir dönüş başlıyor ama yine de bir emeklilik yaşantısını düşünüyor yani. Düşünüyor değil. Ama her Türk bir solcu olur mutlaka. Ya mutlaka şey vardır 20'sine kadar hakikaten dediğiniz gibi. Ben bir dizinin bir oyuncunun hayatını değiştirdiğini çok gördüm. Ama yani bir dizinin bir oyuncunun hayatının tamamına nüfuz ettiğini bir tek sizde gördüm yani. Bu hakikaten bu Sihirli Annem galiba sizin kırılma noktanız mı? Hayır, aslında benim kırılma noktam Silvia'dır, tiyatro oyunudur. Benim ne yaptı İstanbul'a... Silvia seni kırdı? Sihirli Annem'in ne yaptığını biliyorum. Yok, Gencer Gül'ün vasıtasıyla yani devlet tiyatrosundan istifa edip İstanbul'da özel tiyatro yapmaya başlamam. Nevra ve Metin Serez ile Silvia adlı oyunu oynamam. Bütün hayatım orada kırıldı. Siz o Silvia'da neyi oynuyordunuz ayıptır söylemesi? Köpeği. Canım benim ama o kadar güzel oynuyor. Ya o kadar güzel. O köpek yani zaten. Düşünsene köpek rolüne şey en iyi kadın oyuncu aldınız değil evet. mi? Birkaç tane hem de evet. yani. Hani bir değil birkaç tane. Silvia ile değişti sonra nasıl bir evrindir ki o yani bir şeye dönüştünüz, periye dönüştünüz? O zamanlar tiyatro seyrediliyordu yani bundan 10-15 yıl evvel. Tiyatro izleyicisi vardı. Salonlar dolup taşıyordu. Beni gelip izleyen televizyon işte yöneticileri, yapımcıları falan filan televizyona davet ettiler beni. Ben de hep çocuklarla çalışmak istediğimi söyledim kendilerine. Faruk Bayhan'dır televizyona da beni başlatan insan. Ondan sonra da çocuk programı, arkasından Sihirli Annem. Ondan sonra da uzun bir Sihirli Annem dönemi. Yani o uzun bir Sihirli Annem döneminde hakikaten insan zaman zaman hani karakteri değişiyor mu ya? İnanmaya başlıyor mu ya? Gerçekten ben benim belki doğa istiyorum. Ben hep inanıyorum. Zaten inanıyorum. Ben mucizelere çok hakikaten inanıyorum. Hakikaten gel. Çıkart o değil. Şey senle yer değiştirelim. Hatta yer değil. Sen buraya gel ben geleyim abi. Hiç gereği yok. Bak burada bir iki tane soru var. Bunları sorar. Sonra iyi akşamlar der bitirirsin abi. Peki ama güzel. İlerleyen dakikalarda siz buna biraz çalışsanız, idmanla falan yapsanız sonra olur, tabii. ben sizden birkaç şey istesem bunları olur, yapsanız. Olur, niye olmasın? Çok keyifli, tabii, her şey olur tabii, diyor, ne güzel keyifli. Ya. Bu haftaki sayısal dosyada bir şey yapabilir misin bana? 3-5, yarınki Adana koşusunda. Gözünü seveyim ya. Ya bunlar çok önemli şeyler. Yapın, inanın yapın lütfen. Evet, lütfen. Evren'i mi gönderiyoruz? Tabii. Siz de mi evrene gönderiyorsunuz? Öyle evrene göndermiyorsunuz. Öyle evrene gönderince yanlış yerlere gidebiliyor. Yanlış yer. Marmaris'e falan gidiyor. Marmaris'e gidebilir. Resim olarak size dönebilir. Tablo mablo. Aman Allah'ım. Türkiye'nin ilk şönü değil ama Hülya Avşar'ın ilk şönüymüşsün üstad. Öyle oldu evet. Niye öyle oldu? Öyle olmadı da yani o dönem Hülya işte Türkiye'de jön yok falan. Bunalımdaydı. Hülya buralımdaydı. Hülya bunalıma gelmişti. Hülya öyle söyler yani Hülya. Şeyleri vardır ya öyle çıkışları öyle bir şey söylüyordu falan. Ondan sonra biz de Neredesin Firuze'yi yaptık. Ne filmdir ama. Sonra da Hülya'nın bir şovu vardı Kanal D'de o zaman. İşte şova çıktık falan böyle bir şey oldu. Hani aramızda böyle bir
Ya yanlış anlaşılmasın. Ya böyle ya bir... bak gözlerimi nasıl açtım biliyor musun? Böyle bir ne oldu aramızda? Dur dur dur, gecenin olayı patlıyor. Bir dakika. Sonra bunun olayına 2,5'a kadar otururum bundan sonra. Bak Rasim'i nasıl yakaladım ya, buradan? Yakalanmaz mı ama ya? Yakaladım. Ama bak Hülya'nın şovundayız. Evet. Özcan'la yürüyoruz. Hangi tamam mı? Çık Özcan Deniz, bizim Özcan Deniz yok mu? El ele mi yürüyorsun? El ele değil canım. Niye? Ha, öyle, normal yürüyorsunuz. Ya çağırdılar, çıkıyoruz. Hayır, nereden patlatacak diye merak ediyorum. Çağırlar geldi. Böyle bir Hülya Avşar bir çıktı, böyle bir öyle rüzgar falan veriyorlar ya ona, alttan pervaneler falan, onlar da böyle Mali saçlar falan. Yani. Vallahi bir anda şöyle ilk defa Hülya Avşar'ı gördüm. Şöyle bir ben böyle bir kötü oldum söyleyeyim ya, yani. Çok hoşuma gitti, çok hoş. Elektrik alışverişi. Orada herhalde öyle bir şey oldu falan, ondan sonra çıktık şovdan, bitti falan. İki hafta sonra dediler ki işte bir görüşebilir miyiz sizinle, bir iş var falan. Kanal D'ye gene bir dizi yaptık Zümrüt diye, ama ismi kadar parlak olamadı maalesef. Çok büyük şeylerle girdik falan böyle. Çakma mı çıktı Zümrüt? Zümrüt çakma çıktı biraz. yani gerçek değil, yutturmaya çalıştılar, anladım ben. Çünkü her işte olduğu gibi her işin başı senaryodur ya. Orada bir zafiyet vardı. Yani o söylemenin üzerine böyle olunca falan oldu. Yoksa... Peki bir şey olmadı değil mi? Ya yani bu kadar Hülya Hanım'da sadece küçük bir elektriklenme mi oldu aranızda? Bu mu? Tek taraflı. Koridorda. Konuşmak istedim. Ya üzülme be, ama boş ver. Ben yine 1,5'da giderim abi. Ya burada bu hattan bir şey çıkıyor. Ya, ya ne kadar? Ya Rasim niye böyle yapıyorsun? Abi bir, ama bu hikaye 1,5'a bir kadar bile sürmez yani. Söyleyeyim. Nasıl? Bitti dedin. Başka bir kere gördüm yine, bitti dedin. Vallahi terledim. Bir elektrik terledim. Ya bir elektriklenme, illa elektriklenme öyle olabilir mi? Yani bu iyi anlamda da olabilir. Kötü anlamda. Bizimki iyi bir elektriklenmeydi. Öyle bir, ondan sonra filmi de çok beğendiği için demiş ki ben Ragıp'la beraber dizi yapmak istiyorum. Dizi yaptık. Hep böyle değil midir bu işler? Doğru. Öyle değil midir? Hep böyledir. Hep böyledir. Zümrüt diye dizi yapılır ondan Allah sonra. Allah Allah. Yoksa yani neyi ima etmeye çalışıyoruz? Neydi? Böyle ben bir koridorda yürüyordum. Birdenbire Ferhan Şensoy çıktı. Gördü elektrik. Ama seninki Ferhan abi. Şimdi Ferhan abiyle ne alakası var? Ben Hülya Avşar'dan bahsediyorum. Evet, sen bütün Ferhan diziler Şensoy böyle olur diye bir şey yok ki abi. Aa, böyle koridorda ya yürürken. Ya bir erkek ve kadından bahsediyoruz. Ben tabii hiç jön olmadığım için hayatım hiç böyle bir şey vermedim. Yani şaka bir yana tabii, ondan sonra bu çok konuşuldu falan. Yani jönlük kavramı falan, evet yani o fiziğe sahip olabilirsin ama bizim için, yani burada 3 tane tiyatrocu oturuyor ve bütün genel anlamda tiyatrocular için, erkekler ya da jönfiler için de çok önemli değildi. Yani İnce'nin de jönfi, devamlı jönfi oynamak istemez. Sanmıyorum. Yani değişmek, kabuk değiştirmek, zorlanmak falan bizim için zevkli. Onun için okuduk zaten okulları da. Ama tabii ki o hani fiziğe sahip olmak bu televizyon için daha çok herhalde biraz evet, geçerli evet bir şey. Hiç umurumda değildi. Yani olsun, arada jön bir anlık da olsa, yani bir küçük elektriklenmeyle de bulundu. Sonra tabii Zümrüt sahte çıkınca kaybettiler. Anladım diye. Ya jön de gitti. Jön bın. Jön de uçtu gitti. Gider abi. Peki Zeynep Dizler, senin müziğe başlaman. Evet. Hani küçükken aldım sazı elime derler ya. Sen evet küçükken teybini eline almışsın ve kaydetmeye başlamışsın şarkılarını. Tabii. Ne markaydı teybini? Yani 10 yaşlarında falandım, 10-12 yaşlarında falandım. Ben kendi sesimi evet kaydetmeye başladım. İki teybi alıp bir teypte hatta altyapılar bulup o altyapıların üstüne kendi sesimi kaydediyordum. Nasıl ya? İki teyp altyapılı hem de. Yani evet, bir tanesi de müzik çalıyordu, bir tanesi de ben o müzikle beraber sesimi kaydediyordum. Hı hı. Ondan sonra hatta babamın şeyden getirdiği, bir ara Arabistan'da çalışmıştı babam. Arabistan'da getirdiği bir Japonca kaset. Ve Japonca kasetin hem enstrümantal hali var hem de normal sözlü halleri var şarkıları. Ve ben onları ezberledim. Japonca birkaç tane şarkı ezberledim. Hadi ondan canım, sonra, söylesene evet, bir var mı ben aklında? Ben bunları lisedeyken arkadaşlarıma dinletiyordum. Onlar da bayağı ben kaset çıkarmışım gibi dinliyorlardı. Aralarında çoğaltmaya falan başladılar. Yani ben bayağı ticarete falan başlamışım o zamanlar. Ama inanın o aşkla, yani nasıl bir şeyse, yani ben bir gün işte star olacağım, ben bir gün işte şöyle olacağım, böyle olacağım diye çocukluğumdan beri o aşk vardı. Senin de doğaüstü yeteneklerin var galiba İnci gibi anlaşıldı. Hep o şey olacağım, çağırdım olacağım zaten. Ama olacağım diyorsun da bir Japonca şarkıyı Japonca, şöyle bir Batashiva kendi yapamanın yani. Ya hani bana söylesen ben kendinin jenerik müziğini okurum sana. Ama çok komik olur yaparsam. Niye ki? Komik olmaz mı? Atacağım çünkü kafadan atacağım. Ha unuttun. O zaman da herhalde doğaçlama söylüyor. Nahuram chasibum naragum asih.
Böyle bir şey dedi. Ben daha iyisini söyleyeyim. Bizi izleyen Japon televizyonlu arkadaşlarımız varsa hepsini özür diliyoruz. Ama güzel. Melodi güzel. Falan filan diye böyle atıyordum ama bayağı ben bunu çok güzel bir şekilde ezberlemiştim. Şu anda tabii hatırlamıyorum. Çok yıllar geçti tabii aradan. Ve inanamıyorum kendime hakikaten. Yani neler Japon müziğinin senin müziğinde büyük bir şey olmuş. Evet. Etkisi olmuş. Buradan evet, bulmuş çok, kalkacak. Çok hoşuma da gidiyor. Belki şey, bir gün program sunucuları çıkardık. Çok etkilenmişsin Japon. Demek ki sizin bu şarkı şeyinizde Japon felsefesi. Japon felsefesi. Derin bir etkisi var. Yani belki bir gün öyle bir single yapabilirim. Japonca bir single. Niye olmasın? Ama neden olmasın? Yani yapmayayım. Ne zaman? Yapma. Yani, ne işiniz var ya? Ya ben almam. Anlaşılmaz gibi geliyor bana bilmiyorum ama Türkiye'de. Piyano eşliğinde böyle çok... Piyano eşliğinde bir şey. Amper. İngilizce okuyacağım. Piyano olursa evet yani. Olur. O zaman olur değil mi? Spor restoranlarında. Türkçe bulabilirsin. Şey. Tabii canım. İngilizce okuma diyorsun ama şeye İngilizce şarkıyla gidiyoruz. Erevizyon'a o çok olur. Japonca ile gidelim. Japonca ile gidelim be. Hakikaten gidelim. Niye gitmeyelim? Daha dikkat çeker. Dikkat çeker ne diyor bunlar? Rasim bir şey söyleyeceğim. Biz seninle girsek ya Erevizyon'a. Japonca olursa girer. Japonca diyor. Senin fiil sen yapıyorsun tamam mı? Ciddi tamam, beste senden. Ben müzikler ayrımı çakamı lan. Gideriz öyle. İnci koreografisini yap. Bir dakika ben periyim diye bana garip bir şeyler hissediyorsunuz. O zaman siz bizi de yaparsınız. Koreografisini yap. Hep başta ne yapalım ya? Koreografisini ne düşün ya? Sanki garip vermişim gibi burada bakar mısın? Finalde sen bize ödülü alıyorsun. Ha? Ya da ödülü. Oldu iyi akşamlar. Evet. Ya demin bir son dakika haberi vardı. Hakikaten sohbete daldık ve kaçırdık. Herhalde şeyde alt bantta gördünüz kendiniz bir son dakika. Türkiye böyle her saniye bir son dakika evet. Yaşadığı için evet. Böyle bir duygu. Nazım abi aslında gazetecilik okumuşsun. Ne yaptın da Sıtkın sıyrıldı da kaçtın kendini attın sahnelere? Yok ben okurken zaten sahnedeydim de. Katılmıştım. Abi sahnedeysen niye gazetecilik okudun? Yani niye orada? Ya ben... Tabii çok başlarındaydı böyle. Tiyatronun da çok başıydı. Okulun da çok başıydı. Ben okula girdiğimde zaten bir senelik profesyonel oyuncuydum. Ama gazetecilik yapmak da çok istiyordum. Gazeteci olmayı çok istediğim bir şeydi. Ama okulda istediğim o şeyi bulamadım. Yani hayal kırıklığı oldu. 1981'de ben girdim okula. Sen gerçekten hayal kırıklığı olacak bir dönemde girmişsin evet, zaten. Evet. Hı-hı. Ondan sonra dolayısıyla... Okudum aynı anda okulla beraber gitti ama sonra giderek tiyatro daha ağır bastı. Çünkü yani okulda 5 sene okudum. 5 sene sonra tiyatroda geldiğim nokta önemli bir yerdi. Hmm. İşte biraz önce artık o dediğin Osmanlı'da falan da geldiğimiz dönemdi. Artık ondan sonra şey devam etti. Tiyatro devam etti. Sonra gazetecilik sen de bilirsin bir dönem köşe yazarlığı yaptım. Ve ilk atılan sen oldun hep gazetelerden. Evet, gazeteden ilk atılanlar. Yönetim değişiyordu ilk beni atıyorlardı. Neden senin bir sahneye atılasın var ya o yüzdendir o. Ne bileyim öyle durumu. Bir atılası bir tipim var demek benim tamam mı? İlk ben göze çağırıyorum şu şişmanı atın diyorlar herhalde tamam mı? Büyük bir ihtimalle. Onun için yönetim değişiyor ilk ben göze çarpıyorum. Atın onu hemen görmesin yeni yönetim. Attın sonra değişmeyen bir yönetim de yok ki anasını satayım. Sürekli değişiyordu. Gelin bir yazayım. Bütün gazeteler devamlı bir şey halinde. Onun için de gazetecilik yapamıyorum. Yönetim çok değişiyor. Yönetim değiştikçe de yapamayacağım diyorsun. Ya İnci çocuklar tiyatroya seni izlemeye geldiğinde hepsi hakikaten sihirli annem olarak gördükleri için böyle sarılmaya, paçalarından yapışmaya falan çalışıyorlarmış. Ve sen onları ben uzaylıyım gidin diye korkutuyormuşsun doğru mu? Canım nereden çıktı o? Nasıl püskürtüyorsun onları? Hayır. Ya kolay değil onları püskürtmek ya. Öyle değil. Ya benim çocukların sevdemeyeceği oyunlar da oynuyorum tabii yani. Tiyatro çünkü başka bir şey. Hani dizi de öyle bir hafta dediği gibi yapıştı gidiyor. Ama tiyatroda esas oyunculuk yaptığımız yer, kendimizi tatmin ettiğimiz yer, oynadığım bazı roller çocuklara uygun olmuyor. Ve ben de bunu basın toplantılarında söylüyorum tiyatro tanıtımlarında. Yani bu sakın oyuna çocuklar gelmesin. Ne olur artık yalvarırım getirmeyin diye. Oyuncu abla değil yani burada görecekleri başka bir şey. Gelmesinler diyorum. Öyle olunca daha çok merak edip daha çok... Tabii canım. İnanmazlar ki sihir yapıyor bize derler. Öyle zannediyorlar ama hiçbir zaman hiçbir seyircimi, hiçbir çocuğu... Hiçbirini püskürtmüyorum bir kere. Yani nerede ne zaman olsa öperim, sarılırım. Ama çünkü yani bir susun deyince susuyorlardır kesin yani. Onun için bir DNA ihtiyacın yok. Dinliyorlar tabii. Dinliyorlar. Bir şekilde onlarla öyle güzel bir iletişimimiz var ki dinliyorlar. Kim dönüşmek ister ki başka bir şey çocukta olsa yani? Seni kızdırır.
Ne bileyim ben mesela soruların hepsini hafif hazırladım. Korktum varmış. Ben de tırsım yani hani hafif hazırladım hiç böyle çalışılmadık yerden gelmeyecek İnancım sorular var. İnancım sonsuz her an her şey yapabilirim yani. Anladım ben hala inanıyorsunuz yani. Ben de inanıyorum artık. 15 sene oldu nasıl inanmıyorum. Peki. Ragıp bizim sektörün en büyük sorunu sevgisizlik demişsin. Yani kimse kimseyi sevmiyor diye de eklemişsin. Böyle hazır sektörden böyle iki ağır konuğu da yakalamışken böyle birbirinizin elini tutup biz birbirimizi seviyoruz diye bir küçük bir ayin yapabilir miyiz? Tabii. Bir seans yapabilir miyiz? İyi gelecek inan ki. İnci, İnci de burada bir sihir yaparsa biz de böyle iki kurbağa olarak hadi İnci. Birbirimizi seviyoruz hadi. Birbirimizi seviyoruz hep birazdan. Birbirimizi seviyoruz. Evet, ya, bu bir saptama değil yani. Bu bir kesin bir şey değil yani genel olarak. Ama fotoğrafın şeyi galiba. Tabii işin nüvesinde var birazcık bu. Ama yani hani bu bir kesin saptamadır, böyledir falan değil. Tabii ki benim çok sevdiğim arkadaşlarım, örnek misal burada olanlar ya da birçok dışarıda olan arkadaşım var burada ama... Burada olanlar derken kimi kastediyor? Yani? Mesut'tan bahsettim hep. Bizle bir ilgisi yok. Siz bana geldi canım, anladınız. Teşekkür ederim. Ben seni alındığım için. Yok Rasim, seninle ilgisi yok. Baba sen iyisin ya. Dolayısıyla yani bu böyle bir söylediğim bir şeydi ama bu doğru. Bir dünyada da böyledir. Bu iş biraz rekabet işidir falan. Bir de herkes çok fazla kendinin nerede olduğunu bilmez bizim işte yani. Tamam ben seni hep ağır başlı, hep hakikaten şeyini hani lafına... Değilim. Değil misin? Yok hiç öyle ben seni görmedim. O kadar yanlış tanımışım ki çok üzüldüm seni çağırdığım için. Yani kalkıp şurada hemen takla atıp zıplayabilirim. Yani hiç öyle görüntümle içim çok farklıdır. Bak, yani... o kadar samimisiniz. Arkadaşım. Ben ne bileyim ben sanatçı zannediyordum. Adam bildiğin jonglör çıktı. Takla atarım diyor. Vallahi çok aslında çok hani dışarıdan böyle çok yaklaşılması çok zor... Falan böyle çok kendini beğenen kibirli falan bir görünüşüm vardır. Yok be abi. Doğru ama... Doğru diyor yok. Öyle yani bir, ne kadar itibat etmeye çalışsa adam yani, üstürtüyor. Yani. Bakıyorsun kendine bazen yani hakikaten bakıyorsun bazen. Hep aynada bakarız biz yani bizim böyle bir deli tarafımız var. Hiçbirimiz normal değiliz. Ama gerçekten çok komik ve çok eğlenceliyimdir. Yani Rasim biliyor diye söyledim. Onu evet gecenin ilerleyen saatlerinde evet. İnşallah böyle Amut'la konuşarak onu. Ben Amut'la soracağım. Sen böyle şeyde çip parende atarak yaptıracaksın. Yani bunları zamanında çok sen. Zeynep senin içinde de farklı bir Zeynep var mı yoksa olduğun gibi misin? Var tabii olmaz mı? Ya olmaz mı? Sen ilk çıktığında böyle çıtı pıtı bir genç kızdın. Ne oldu sana ya? Gene öyleyim. Yok genç bir anne tadına gelmişsin. Ya. Hayır. Yani ben de Ragıp'a katılıyorum. Beni de öyle. Mesela kendi halinde sakin. Hatta bazen şey de olabiliyor. Aman bu kız ne kadar ukala, bu kız ne kadar soğuk. Ama tabii ki benle birebir böyle konuşan insanlardan bahsetmiyorum. Yani uzaktan tanımayan, benle hiç konuşmamış insanlar. İşte televizyonda gördüklerinde falan. Kim bilir belki bir programda o halim denk geldi. Veya işte bir... Kesinlikle öyle oluyor. Bir konuşmanız, bir röportajınız falan. Ama tanıdıkları zaman ben çünkü çok gırgır bir yapıya sahibim hakikaten. Hı. Benim hayatım da öyle. Başka yani. Türlü üretemezsin hep ki yani ya. Hep yani espri dolu, eğlenceli bir karakterim var aslında. Ama bazıları bunu bilmiyor tabii. Veya böyle çok sivri konuşabiliyorum. Sivri konuştuğumda bu kız eskiden çok sakindi, çok şeydi ama şimdi çok sivri konuşabiliyor. Peki ama nasıl değişiyor? Gel gitler neye göre değişiyor? Aslında hep öyleydim. Belki şimdi biraz daha fazla sesimi yükseltiyorum o kadar. Yoksa benim yapım da öyle. Yani ben haksızlığa gelemem, saygısızlığa gelemem. Kendi hayatımda da benim çok tatlı ve şekerimdir ama... Ama bir saygısızlık ve haksızlık olduğu zaman orada bütün akan sular bende duruyor. Aha ya romantik kızın yani... içinden bir tane şey çıkarttık. Bak dişi panter çıkarttık ama gerçi bende. Evet. 20 yaşındayım. 20 yaşındayım. Allah seni inandırsın. Sen 20 yaşında oldun mu? 20 yaşındayım. Oldum ya kaç sene oldu görüşmeyeli. 20 yaşındayım. Yani öğrendiğim hayattan öğrendiğim tek şey şu abi. Gerçekten ön yargılı olmamak lazım insanlar konusunda. Evet, doğru. Hakikaten. Yani evet. O kadar çok şey yaşıyorsun ki hani çok acayip düşündüğüm bir yer. Gülme, ne gülüyorsun? Ama ciddi bir şey anlatıyorum lazım. Ama böyle olmaz ki. Ya böyle etkilersen nasıl anlatacak? Yani? Ben nasıl adam 20 yaşlılık içerisinde anlatıyor. 20 yaşından beri çok şey görmüşsün birden. Koskucuk 20 yıldan bahsediyorum. Hayır senden sonra 20 yıl. Senden sonra 20 yıl. Yani gerçekten ön yargılı olmamak lazım. Vallahi insanlar ben onun milatıyımdır. Lazım. Hayırdır inşallah. Milatıyım. Ben onun milatıyım dedi. Milattır benim. Ne yaptı ki?
O 20 yıldan önce bir 20 yıl daha var herhalde. Ha, bir 20 yıl daha var, doğru diyorsunuz. Peki. Ya, insanlar konusunda. Rasim abi çok ağır selamlar var sana, aşırı ağır selamlar. Ve Peri'mize bir soru var. Bu Gepetto işi devam ediyor mu, tahta oyuncak döndürülebilir şeyler? Yok, onu bıraktım. Yapma. Olmuyor yani. Yapamıyor musun? Hayır, yapamıyorum, ticaret o yani, bambaşka bir iş. Bana hiç uygun bir iş değil yani, onu seçmesi. Hani... Ne o? Oyuncakçı dükkanı. Ya düşünsene ne kadar fantastik bir şey. Evet, oyuncakçı, oyuncakçı dükkanları var çok güzel ama sadece tahta oyuncaklar ve hani böyle görselle destekliyordu çocukların gelişimini. Ama onları seçerken ve beğenirken, onlarla oynarken çok eğleniyorum ama satamıyorum yani. Çünkü öyle bir mefhumum yok yani. Sadece yaparken eğleniyorum. Yapıyorum, onları seçiyorum, Amerikan getiriyorum ama hep böyle hediye oluyor. Yani çocuklar gelip oyuncak alıyor. Ben şimdi para mı alacağım onlardan falan? Aa, sen çok ilginçmiş ya. Kaldı mı 3-5 bir şey? Dükkan kapandı. Yok, dükkan, hayır, dükkanlar çok büyüdü, acayip gelişti, devam ediyor. Ben bıraktım. Ha, senden sonra? Devrettim. Bizim semtte market açsak. Kurutur baba, ne yaptın? Ben alışverişe alışverişe geleyim diye, değil mi? Senden para mı alınır? Meslektaştan evet, para mı alınır? Evet, 23.30'dan bu yana sürekli konuşuyoruz, gördüğünüz gibi hiç susmadık. Ve manşetler çıktı tabii. İşte şimdi o tatlı manşetler geliyor, bakalım kim ne demiş. Rasim Öztekin dedi ki, tiyatroda maddiyatı geçtik, maneviyat da kalmadı azizim. Ayrıyeten atılası bir tipin mi var nedir? Gelen atıyor, giden atıyor. Özellikle şeyde medya konusunda. Böyle bir şey dedi Rasim Baba. İnci Türkay ise oğlum beni sihirli sanıyor. Yani bildiğin yani işte öyle sanıyor. Öyleyim gerçekten de diyerek asıl gecenin bombasını patlattı. Ve isteyince yapıyorum dedi ki artık herhalde bunun altından kalkamayacağız. Dilerseniz hafif toplayalım buradan. Ragıp Savaş koridorda yürürken Hülya Avşar'a vantilatör tuttular. Ben de elektriklenme oldu. Ne var ki bunda dedi. Kim mi yazıyor bunu? Vantilatörü tuttular kıza, vantilatörü falan. Nereden? Ay Allah. Diye vantilatör tuttular falan, silah çektiler. Senin geldiğini gördüler. Vantilatör tuttular ve Zeynep Dizler dedi ki aslında beni kurtun. Küçükken Japonca kasetler doldurup satıp para kazanmıştım vardır hani. Ya doldurdu. Sattı bir de para kazandı. İnci abla benim yeğeni araba göndersin diyor. Sevgili Emre Uygun. Kalmamış, bitti. Kadın bitti, artık bir şey yapmayalım. Peki devam edeceğiz. Ne zaman? Kısa bir yerden sonra buradayız. Katıldım çünkü şarkı sözlerini okudum. Keyifliydi. Hakikaten güzel. Burada farklı bir tarza geçtin Serkan galiba, değil mi? Serkan Dinçer bestesi bu arada şarkı. Ve Gürsel Çelik aranjesiyle. O da bir söylenir değil mi? Hep söylenir. Ama işte çünkü... o emeği saygı. Ya onların çok emeği vardı. Yani söylememek inanmıyorum. Şimdi duramıyorum. Sen evet, bitirsin zaten. Onlar bir şekilde hani atölye kişisi ve bitirsin sen. Çok yok, rahat olabilirsin. Zeynep'in oturduğu koltuğun ayağı hakikaten model olarak öyle. Yani dün de mesela çok rahatsız oldu, insanlar acaba düşer mi? Yalnız Erol Köse de bunda oturmuştu değil orada mi? Orada oturdu. Ondan Sevgili sonra Fatih'in, bir hafif bir şey aldı. Yalnız Erol Köse'den sonra bu biraz bir şey olmuş. Evet şimdi patron, son patron Erol Köse değil mi? Ben yanlış anladım. Erol Köse evet. Şimdi çok ilginç de. Sevgili patronum. İlginç de bir adam. Biliyorsun bugünlerde ateşin üzerinde yürüyor. İnanılmaz. Ne düşünüyorsun yeter, mesela korkuyorum Twitter'daki... diyorum, başınıza bir şey gelecek yapmayın. Yani herkes bütün okları size doğrultmuş durumda diyorum. Yani yo hayır diyor, ben diyor korkmam diyor. Korku diye bir şey yok diyor. Ben tek diyor Allah'tan korkarım diyor. Dedim ya yapmayın bu kadar. Ama dayanamıyor, mümkün değil. Yani sen o zaman Twitter'da pasifsin yani sosyal ortamlarda. Yo hayır böyle... ben de yazıyorum canım. Ben de yani nasıl söyleyeyim size? Böyle ters gelen şeyleri, eleştirdiğim şeyleri çok rahat eleştirebiliyorum. Hı-hı. Yani sevmediğim, hoşlanmadığım şeylere tabii tepki veriyorum. Mesela Erol Köse ortaya bir şey atıyor. Hı-hı. Onunla ilgili bir sürü yorumlar yapıyoruz. Çok eğlenceli de geçiyor aslında. Ben de şey değilim, aktifim yani. Peki aktifsin ama Erol Köse, aman Erol Köse evet, kadar olma ne olur. Yani gözünü seveyim. Çünkü anca uğraşabiliyoruz Erol abiyle. Yani Erol Köse kadar kimse olamaz zaten. Takip etmeyin ya, oturun oturun. Haberim yok. Niye tehlikeli Türkiye'nin o anlamı? Ya ciddi bir Erol abi böyle. Pardon, Erol Köse kimdi ya? Çok güzel. Evet, bir telefon bağlantımız var. Hemen alalım, gecenin şanslı izleyicisi bize telefonla bağlandı. Şimdi ismini de okuyacağım. Verin bakalım. Sevgili Soner Şahin bizi İstanbul'dan arıyor. Biz ona alo diyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel, keyifli ve şey bir ses, rahatlatıcı bir ses. Buyurun Soner Bey. Kesinlikle Mesut abi öyle. Öncelikle evet, kendimi şanslı olduğumu seviyorum. Bu güzel gecenizde, sohbetinizde ortak olmamı izin verdiğiniz için teşekkür ederim ayrıca. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle senden başlamak istiyorum abi. Daha sonra diğer konuklar çok kısa bir cümle. Bana zincirleme mi gideceksin? Ödüm patladı bir stüdyo buz kesti. Korkuyoruz şu anda. Söyle Soner. Abi korkacak bir şey yok. Tamam canım. Abi
senin duruşunla, esprilerinle, samimiyetinle ve iştenliğinle yapmış olduğum bütün programları hakikaten çok iştenlikle seyrediyorum ve eyvallah, keyif alıyorum. Eyvallah. Yani bu başarının her zaman daim olmasını diliyorum. Seni izledikçe keyif alıyorum çünkü bu keyfin ne sürmesini istiyorum. Yani seninle ilgili içimden gelen söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi, tamam yani bir kısa künyede beni teğet geçerek galiba Rasim abiye geliyorsun. Galiba evet sıradan gidelim işte evet. Rasim, İnci, efendime söyleyeyim Ragıp gidiyoruz öyle. Sıra Kudüs'ü hazırım buyurun. Kudüs'ü baba dedi. Bak baba dedi. Rasim abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi umarım iyisindir. Senin de madem bizden yani söylenenleri bir sakınca var mı bilmiyorum ama geniş aileden takip ediyorum. Yani oradaki diğer oyuncularınız gibi seni çok abi beğeniyorum. Umarım senden bir deliğim olacak. Yakın bölümlerde Cevahir'i eğlendirip başından atarsın. Yani en azından rahatlamış olursun. Cevahir'i eğlendirirsen diyorum. Evlendir abi. Başarılı ver kurtul diyorum abi. Peki ben bir şey rica etsem Soner Bey. Siz senaryoya devam edebilir misiniz? Yazabilir misiniz? Kurtulalım çünkü çok da zor yazıyor arkadaşlar zaten. Ya abi ben o senaryon değil de orada arada geçen o espriler var ya, o kelimeler ya onu nasıl buluyorlar, nasıl hayal ediyorlar ben onu merak ediyorum. Anladım. Kolay onları bulmak. Ya bir takım kazılardan sonra falan da çıkıyor. Ama girmeyin bizim mesleğe canım. Allah Allah yani. Bana gönderme yapıyorsunuz arkeolojiye. Niye? Güzel, rica ederim yani. Pardon. Arkeolojik kazılardan çıkmıyormuş. Başka yerden çıkıyor. Soner Bey, tabii ki bu işi yapan arkadaşlar var ve bu arkadaşların da işi bu. Dolayısıyla gerçekten geniş aile dizisinin başarısı da aslında yarı yarıya. Biraz önce Ragıp çok güzel bir şey söyledi. Dizilerde tutmasının en büyük nedenlerinden biri senaryoların sağlam olmasıdır. Dolayısıyla yazan arkadaşların büyük emeği var. Onlara ben buradan teşekkür ediyorum zaten. Ya gerçekten ben de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o cümleleri bulmak, onları birbirine tutuşturmak ve seyirciye keyif aldırmak gerçekten zor olmalı. Yani sizin aracınızla umarım takip ediyorlardır. Ben de buradan teşekkür etmek istiyorum kendilerine. Eyvallah Soner'cim. Var mı başka sözün? Evet, kısa kısa gideceğim hemen. Hızlı hızlı. Çok güzel. Ben bildiğim bizim şey ya, benim yardımcım. Lafın bittiği anda alıyor Soner. Devam Soner. İnci Hanım'a geçiyorum. İnci Hanım'a geçiyorum. Buyurun. İnci Hanım sıra sizde. Bana çok kısa olacak. Şunu söylüyorum. 28 yaşındayım. O sihirli annemi yani ne zaman izlemeye başladım hatırlamıyorum. Hakikaten de eğer öyle bir yeteneğim varsa şu anda çikolatalı pasta istiyorum. Ne istiyorsunuz? Çikolatalı pasta istiyorum. Çikolatalı pasta tamam. Şimdi geliyor. Oturduğunuz koltuğun önündeki sefayede yer açın mı? Geldi desene Soner. Geldi de yıkılsın Türkiye televizyonları. Hatta geldiği yanında bir tane bulduk olarak. Canım benim ya. Peki çikolata pasta gelir. Ragıp Bey bir şeyin var mı? Teşekkür ederim sağ olun. İnci Hanım'a başlamaya devam ediyorum. Tamamdır. Ragıp Bey demek istiyorum ki insan ekranda göründüğü kadar aksi olmamalı. Eminim ki gerçek hayatta çok sempatik bir insandır. Hani ekranlarda biraz çekimler zorlarla geliyoruz ama. Sonerim canım benim. Ama sempatik olduğunu düşünüyorum. Hemen hızlı bir şekilde burada fırçayı ben Zeynep Hanım'a dönüyorum. Ya, en azından dürüst çocuk ya. Bana mı geldi? Sıra bende mi? Zeynep'e geldin hadi söyle oraya da. Zeynep Hanım ekranda o sağ kolunuzdaki dövme gerçekten çok hoş görünüyor. Teşekkürler sağ ol. Devam ediyorum. Başarılarınızı devam diyor. Peki Soner çok teşekkür ediyoruz sana. Kameraman arkadaşlar var sırada. Onları göremediği için gelemiyor. Ama Soner hakikaten böyle keyifli bir şey. Zeynep gitmeden şey sorayım. Bırakacağım da programı. Soner'e bırakacağım. Ne gülüyorsunuz Allah Allah. Dövmenin anlamı ne? O benim uğurum canım. Yani peki ne ama yani? Biraz nazar boncuğu yapılmıştı. Biraz şimdi kabukları var. Kedi. Ha kedinin kedi. Altına patilerin arasına verdiğin kedim, nazar boncuğu. Benim kedime benzemesini çok istedim özellikle. Niye bu kadar kocaman bir kedi buraya yaptırdın falan dediler. Ama benim kedim de öyle kocaman. Kediyi yapıştırsayın oraya hakikaten yani niye ya, çekiyorsun aslında ki? Aslında onun resmini bile yaptırmayı düşünüyorum öbür koluma. Ay canım gerçekten. Benim ya. Kedi kızmış. Evet Zeynep Dizdar'ın kolundaki kedi kızı da çıkarttık. Evet. Ve fotomontaj servisimizin hazırladığı bilumum artık yaygara. Ne kadar fotoğraf varsa hepsini sırasıyla veriyoruz efendim. Birinci fotoğrafımız geliyor. Bu kim ya? Paşa her şeyi yaptınız da hani da. Bunu yapmamıştınız teşekkür ederim. Bu benim abi. Sol taraftaki. Oturan.
ortaya. Yanımdakini tanımıyorum o şapkalıyı. Öyleyse benim de. Şu anda gördüğün gibi üzerinde duruyorum. Evet, sıradaki gelsin. Murat benimle bu kadar oynamam. Jack Nicholson ortada. Ragıp ve ben. Ne diyorsun Ragıp? Performansımızı hatırlıyorsun. Yunus Emre sahnesinde ya. Olmuş ama. Olma mı? Vallahi olmuş. Jack abiyi getirdik ya o kadar. Jack abiyi getirdik. Olmuşuz hakikaten. Bence çok hoş. Fena durmuyoruz. Bunu bir deneyelim. Bir ara arayalım Jack Nicholson'ı. Getirir misin programı Ufuk? Peki. Sıradaki fotoğrafa geçelim. Anladım. Ondan sonra beni yemiş Ragıp doğal olarak. Tabii o jön, ben hiçbir şeyim. Ama Jack abiyi de yemek üzere anladığım kadarıyla bildiğim vücut çalışıyor. O Jack değil mi? O deminkini ben Jack Nicholson. Deminkini mi sendin? Sen Jack Nicholson mısın? Estağfurullah. Abi yıllardır sana sormak istediğim şey, Guguk Kuşu'ndaki o performans. Bir anlatsana. O bir iki postacı kapıyı gerçekten iki kere mi çalar? Yok o filmde bayağı. Ya bu da Rasim. Aa inanmıyorum. Vallahi Rasim abi ya. Evet. Özellikle gösteriyor. Abi ben Jack Nicholson. Ama Jack beni hık demiş, burnumdan düşmüş bir hali var. Hakikaten ya. Jack sen ne kadar benziyor Jack ya. Allah sahiden ben de benzetmeye başladım. Ne beni Amerika niye hala keşfetmedi? Çok enteresan ya. Alo bakın Rasim Öztekin burada. Amerika. Amerika'nın adili o zaman. Ama ya Amerika hep böyle şeyler yapıyor ama yani Jack Nicholson demek ki yani giderse tamam yeri doldurulabilirmiş. Bunu anladık fotoğraflardan. Sıradaki. Tamam sıradaki. Bak Jack Nicholson aşağıda şimdi. Bak Jack Nicholson'ın bacaklarına bakıyor. Hayır sen. Abi tamam. Niye böyle bir şey ya? Abi vantilatör koydular, onu da havalandırdılar. Ama yani ben niye böyle bir şey? Niye oradan bakayım diyorsun? Hayır kızım, sen onu boş ver. Arkadan gelen şişmanı görüyor musun sen? O kim? Ben. Çok. Hadi canım. Ya. Hepimizin böyle bir bacaklar kimin yalnız? Bacakların şu andaki stüdyo konuklarımızla hiçbir alakası yok. Sakın fantaziye kaçmayınız efendim. Bir sıradaki gelsin. Evet, yıldız saçları. Ha bildiğin jedi oldu. İyi peki. Yani bu yaştan yalnız incinin bakışa bakar mısın? O çünkü kadına şiddete hayır kampanyasını desteklediği fotoğraf. Bu öyle, fotoğraf mı? Evet. Ya bu fotoğraf çok, şiddeti nasıl hayır? Öyle çok sinirli ve şey bakıyorduk hepimiz. İyi de altında Star Wars yazıyor bildiğin için savaş. Rasim bu da şeyden mi? Sürmeliden. Abi çok enteresan ya. Değil mi? Güzel. Çok evet güzel. Sıradaki gelsin. Kabadayı filmi. İyi çalışmışlar ya. Kabadayı'ya geleceğiz abi. Bitti mi? Çok güzel. Madem bu Kabadayı'ya gelelim abi. Kabadayı da malum tiradın bayağı bir konuşuldu. Türkiye'de kimde var sahi o göz? Öyle bir göz. Kabadayı'da bir tiradın vardı ya. Hangisi? Anladım. Boş ver söylemeyelim onu. Peki şöyle yapalım mı? Şimdi geniş ailenin baba Kudüs'sin, ve Cevahir hakikaten senin deyiminle yararsız, faydasız bir adam. Böyle bir çocuğun olsaydı ne yapardın abi? Hiç düşündün mü? Yani şey kadar müşfik olabilir miydin? Kudüs'ü baba kadar. Olmazdım kesin. Olmaz mıydın? Yok. Döverdin ya, yok dövmezdim de yani artık ya ipini koparmış bir halde. O kadar dayanabileceğimi zannetmiyorum. Şu anda 100 bölüm aşağı yukarı dayanmış vaziyetteyim. Normal hayatta 100 bölüm Cevahir gibi bir oğlana dayanamam yani. Ya biz her seferinde... Yani 35. bölümde öldürürdüm ben onu. 40'ında da 40'ını çıkardım. 36'da da zaten final olurdu. Final yapardık. Tabii Söğüt ağacından şeyden açılıp mezar taşı, Söğüt ağacı. Peki var mıdır hakikaten böyle? Hani düşünüyorum yani Cevahir elbette çok iyi bir senaristin elinden çıkan. Çok iyi bir tip ama yani hani ya var mıdır aslında, hayatta böyle? Aslında geniş ailedeki tipler... bizim Türk halkın içinde olan tipler. Yani orada baktığın gibi mesela Cevahir tipi, kardeşi Zekai, bunlar aslında hep bir şekilde üç kağıtla çok çalışmadan köşeyi dönmeye çalışan, bir şekilde yaşamını başkalarının sırtından da yürütmeye çalışan fakat sempatiklikleriyle ön plana çıkan bu tarz tipler var. Bunlara müsamaha gösteren annesi gibi, anneşesi gibi, babaannesi gibi tipler de var. Bir de benim gibi hep sömürülüp hiç ağzını açmayan tipler de var. Yani aslında Türkiye'nin bir portresi orada. Yani şeysi var. Dolayısıyla
biraz da geniş ailenin tutmasından büyük nedenlerinden biri de bence budur. Bu kadar yani gerçek olmuş. Herkesten biraz şeyler var. Onun için de gerçek yani. Oradaki tipler aslında gerçek. Tabii peki ki, yani Kudüs'ü Baba ile kendini böyle karşılaştırdığında nasıl bir şey çıkıyor ortaya? Ya Kudüs'ü Baba ile kendimi hiç yani karşılaştırmam. Çünkü bu başka bir tip yani. Kudüs'ü orada başka. Niye baba, bir o da tip. Senin gibi adaletli. Sen de adaletli bir adamsın. Yani evet ama şimdi bak şey konuşmanın şimdi sonunda Kudüs'ü evet ben Kudüs'üyüm diyeyim. Diyecek herhalde. Yok yani Kudüs'ü kadar adaletli olamayabilirim zaman zaman. Daha bencil olabilirim. Anladım. İşte tabii yani hani rolünüz üzerinize yapışıp kalmamış. Yok. İnce Hanım sizse tamamen bizzat Betüş'te bildiğin. Aynen. Yani Betüş aslında benim, ben de Betüş'üm diyorsun. Evet öyle diyorum. Hakikaten diyor musun bunu? Vallahi diyorum. Beni yok edebilir misin şu anda? Evet. Ne olur. Nereye yollayayım? Ne bileyim gönder işte. Bahamalara falan. Bahamalara. O yani Betüş'e de gönderebilirsin. Yani içinden ne seçiyorsun? Ben bir şey sorabilir miyim? Kimi yok etmek isterdiniz? Aa, o ne tipik soru. Elinde bir sihirli değnek olsaydı neleri değiştirmek isterdin? Neyi değiştirmek isterdin? Ama yok etmek güzel yani şiddet hayır kampanyasına. Kim yok, kimi yok etmek isterdin? Kim kafasında öyle olsun falan? Anlık yok etmekten kimin bahsettim kafasını ben. Kafasını ezerek. Hayır Allah korusun. Bir de sen perisin ya, şeyi de sorabilir miyim sana? Harry Potter'ın devamı çekilecek mi yoksa bitti, hakikaten son mu? Bitti. Bitirdiniz maalesef değil mi? Maalesef bitirdik. Yani periler onu olarak kapattınız, evet, o defteri değil mi? Onu bitirdik ama oh, başka şimdi çalışmalar var. Ne yapacağız? Kimi ünletmeye çalışıyorsunuz artık? Sizin alem nasıl bir alem? Başka bir cadılar okulu falan var. Betüş'e benziyor musun hakikaten? Yani öyle hissediyor musun? Yani sabrım ve şey hakikaten çocuk sevgim ve sabrım, hayata bakışım, hani önceliklerim bence benziyor. Çünkü insan öncelikleriyle yaşar, farkındalıklarıyla yaşar bana göre. Betüş de öyle yaşıyor, ben de öyle yaşıyorum. Ha bu arada Sihirli Annem ara verdiğinde iki tane dizi yaptım ben. Yaptınız evet. Evet ama hani onlar... Terbiyemiz durdu. El vermiyor. Bunlar reyting kurbanı oldu da gitti evet demeye. Yani Cumay kalsa reyting kurbanı oldu. Teyzenle reyting kurbanı oldu. Yani şimdi bunu mu söyleyelim sana işte. yüzüne böyle mi çalışacağız? Yok söyle. Biz seni öyle ben inanmıyorum ki öyle bir şey. Yani biz seni yaptıkların ve yapamadıklarına sevdik. Bak onları ben yapamadım değil ki. Ne oldu ya o sihirli değnek niye onu 300 bölüm yapmadı? Çünkü sihirli annem gene başlayacakmış da onun için. Ha o yüzden bitirdin sen. Ha anladım. Ha o zaman bir devamlılık esası var. Tamam okey. Evet. Şimdi çözdüm olayı. Ben senin sihirini çözdüm. Dünyanın en güzel bakan adamı diyorlar senin için. Aa. Ya böyle bir laf. Dünyanın en güzel bakan adamı Ayşe Gülücük tarafından bizzat gelmiş. Ben yıllardır senin yanında öyle mal gibi dolaşmışım. Hiç etkilenmemişim. Sen bir akşam söylemiştin bunu. Ne elektriklenme oldu bende. Ne göz içine çalışmak bir şey. Ya böyle... bu kim bunu söylüyor ya? Ya şimdi ben burada isim veririm Ayşe Gülücük. Böyle bir şey söylemiş sana. Sağ olsun vallahi bana ilk herhalde söyleyen o. İnşallah yenge duymamıştır. Var değil mi yengemiz? Yok var tabii de hiç öyle bir sorun yok. Ha, sorun yok yani. Hoşuna gider ayrıca. Böyle ama yani ben de ilk defa duyuyorum. Onun için Ayşegül'e teşekkür ederim ya. Hangi dizide bu rol bana göre dedi? Bir başka soru sana Twitter'dan. Tam da bana göre yazılmış dediğim bir dizi var mı? Hepsinin bütün rollere kendimizden ister istemez bir şey koyuyoruz. Mesela şunu söyleyeyim. Çok hani bu bir eğlence programı falan ama hemen bir... Kim demiş ya sabahtan beri kültür sanat konuşuyor. Ne eğlendik yani? Ne yaptın mesela da eğlendik? En son Türkan diye bir sinema filmi yaptık. Orada hani bunu da çok konuştuk. Bizim işimiz hakikaten çok acayip hastalıklı bir iş yani. Normal değil. Orada Türkan Saylan'ın son iki haftasını resmettik, sinemaya çektik ve filme çektik ve orada işte en son artık kemoterapi görmüş çok şey halleri falan. Rüçhan abla oynadı, Çalışkur. İlk sete gittim, çıktım merdivenlerden üst kata, ilk gün daha makyaja gireceğiz, saça gireceğiz falan işte çekeceğiz. Arkası dönük, kafası tıraşlandı kemoterapiden dolayı falan. Bir resim tok etti falan, annemi aynı şekilde kaybettim ben. Onu da anlattım ve o resim. Yani şunu demek istiyorum, çok fazla uzatmayalım. Cuma akşamı çok fazla gerek yok. Şunu demek istiyorum, oyuncular o kadar acayip insanlar ki. Yani hani aslında baktığında çok öyle. Ya insan, o süreci de annemle geçirdiğim için. Yani diyorsun ki yani annenin bu sürecini nasıl kullanabilirsin bir filmde? Kullanıyorsun o duygu çünkü o beynin oradaki şeyi yakalayıp burada kaldığı için onu alıyorsun. Ve onunla olan sahnelerde işte yatak sahnelerinde yani hastayken yattığı sahnelerde. Ya başında olduğu yani sahne. Evet. Yani onlar korkunç şimşekler çaktı, anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla bütün rollerde bütün oyuncular aslında kendi hayatlarında
çok ufak da olsa yakalıyor bir şeyler onların üzerine atıyor. Onun üzerine gidiyor. Ama yani hani şunu da çok seviyorum. Ya bu tam benim rolümdü demek istemem hiçbir şey için, hiçbir rol için. Olmasın zaten. Ötekilere ayıp olur benim, zaten. Ya, hem ötekilere ayıp olur hem de benim rolüm olmasın ki ben de zorlanayım birazcık da bir şey geliştireyim kendimi. Yani çok benim rolümdü, çok rahat oynadım falan. Çok klasik söylemler bunlar ama genelde oyuncuların düşündüğü şeyler budur, bilmiyorum. Peki baba, bu Türkan meselesine girmişken devam edelim. Yani Türkan Saylan çok politize edilen bir insandı. Yani evet. Son zamanlarda çektiğinde hakikaten çok iyi resmettiniz o şeyde, filmde. Peki hani tepki almak falan filan, nasıl tepkiler geldi? Ya çok iyi tepkilerin yanında çok kötü hakaretlere de maruz kaldık. Öyle mi? Tabii. Yani neden böyle bir işte kadının filminde oynuyorsunuz? Neden böyle yapıyorsunuz, neden böyle oluyor falan gibi. Yani tabii ki o benim sorunum. Yani ben laik bir adamım, çağdaş demokrat bir adamım. O kafada olan, bana göre kıymeti bilinememiş binlerce insan vardı, Türkan Saylan gibi. Lerden bir tanesi olduğu için de ben de o filmde ufacık da olsa onun derneğine, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bir omuz attım. Dolayısıyla bu benim sorunumdur. Onları da saygıyla karşılıyorum ama benim kararımdır, benim yaşamımdır. Gayet de keyifli yani. Her türlü bedeli öder insan. Şimdi biz her şeye çok kolay inanıyoruz, tamam mı? Bizim Türk milleti çok acayip böyle açar ya kalbini herkese falan. Evet. Her şeye çabuk inanıyoruz. Birisine demin söyledim ya, birisini tanımak için gerçekten ön fikirli olmamak lazım. Ya bir tanı ya. Doğru. Türkan Saylan kim? Kesinlikle. Türkan Saylan ne? İnternet var, çok kolay, herkesin evinde de var yani bilgisayar. Bir bak. Yanlı yapılan, bilerek yapılan protest davranışlar var. Onları geçiyoruz. Ama onun dışındakilere dedim ki son şansınızdır belki de. Gidin filmi izleyin. Bakın bu kadın ne için savaşmış, ne yapmış. Bir anlatıyoruz. Biz de bir şey anlatıyoruz. Yani biz arada anlatıcılarız. Sanatçılar, oyuncular böyledir yani. O değildir, anlatıcıdır. Fakat tabii ki bu hani çok şey değildi. Yani bir gişe filmi değildi. Bir misyon filmiydi Türkan. Atatürkoğlu, Koliba filmin sahibi, böyle yürekli bir adam, dizisini yaptı, arkasından filmini yaptı, çıkardı, Mayıs'ta ölüm yıldönümüne koydu, çatır çatır da oynattı, bir beklentisi yoktu. Olsa evet. Mayıs'a zaten filmi girmezdi ama daha çok seyirci olsaydı daha çok çocuğa para gidecekti, Çağdaş Yaşam'daki daha çok çocuk okuyacaktı falan, bir şeylerin farkında değiliz daha. Anladım. Olacağız inşallah. Peki ya Ragıp, yani biraz da konuyu değiştirmek için söylemek istiyorum. 40'ından sonra kendine böyle ekstra dikkat etmeye başlamışsın abi. Ettim, ediyorum abi. Ha, yani bir yemeğine dikkat ediyorsun, ediyorum, iki ediyorum. Giyeceğine dikkat ediyorsun, 40 diyecek kadar her şeyi, temizliğine dikkat ediyorsun. Ve yanında böyle bir makyaj çantasıyla böyle kokoş kokoş dolaşıyormuşsun. Ne bileyim, kokoş bir tarafın göz var kremi, dedim. Yani göz kalemi falan, rimel falan böyle. Gece hakat mı ya? Hakat. Kaçtan sonra? Gecelikler, jartiyerler falan. Ya şöyle, şimdi bizim... Fakat sen hiç çekilmezsin. Evet, tabii ya, canım. Aman ya. 60'ta düşünsene beni. Beni 60'ta düşünsene. Of. Ya bana tahammül etmek çok zor. Ben yavaş yavaş dönmeye burcuyum. Başlıyorum yani, size. Tabii yani bu ilerledikçe de daha fena bir hale gelmeye başladı. Evde falan böyle toz bilmem ne falan. Şimdi Nil daha 4,5 yaşında. Kızım yapma. Diyorum ki mesela Nil doğdu. Daha hamileyken eşim... Nil salonda oyuncaklarına falan oynamayacak. Hadi be. Oo. Hadi bakalım. Şimdi geldi bütün oyuncaklar salonda. Bir şey diyemiyorsun falan ama tabii bunları da öğreniyorsun. Çünkü tek başıma yaşıyordum. Her şey daha farklıydı falan. Ama o obsesif halde değil ama, değil mi? Biraz ya? Var. Var mı? Oo. Var var. Yani nasıl buldun stüdyomuzu? Şahane. Ah, yalnız hiç. Yerleri biraz daha iyi silebilirlermiş. Kurumuş ıslak. Alfonso, yerlere şey getir, paspas getir. İyi bir şey değil bu. Kimseye tavsiye etmiyorum ama böyle yapım çok böyle. Çok yorucu bir şey. Ama peki ama 40'ından sonra böyle başlaması hali. 40'ından sonra evlenmek, 40'ından sonra çocuk yapmak. İşte 40'ından sonra. 40'ın, bu arada 41 yaşında. 40'ında evlendim ben ve çok mutluyum. Çünkü her şeyi daha iyi görüyorum. Tabii, doğru. 40 uğurlu rakamı mı ne yani? Ya geç biraz ama yani tavsiye edilir bir yaş. Alyans mı galiba? Alyans. Yok, takmam alyansı. Takamam. Saat dışında hiçbir şey takmıyor. Ya. Ya olabilir kendi ya. Kendi kendine yakalanır ya. Ya. Kendi salonda bak. Bak ben de takmıyorum ama sahiden hiçbir şey takmıyorum ben. Hakikaten takmıyorsun. Ya bu erkekten alyans takmaması ne olacak? Yok. Siz takıyorsunuz ne oluyor? Bak sen takmışsın öyle papatya şeyini. Biz ne takanlar gördük. Aa, işte. Siz de. Aa, bir dakika. Gerçekten. Kuti Baba söze girdi. Buyur abiciğim. Ya o kadar. Ha, tamam, bu müzik takamıyorum.
Vallahi olabilir ya, olabilir ya. Şey değil, ayıp değil. Yani. Bunu yoksa, da söylüyorum. Ya, denedim. Şey yapılır, yüzük takımsa dövme yaptırabilirsin. Yok, dövme yaptıramam ben. Öyle, bir kırkından sonra bozar o. Yüzük taktın tamam mı? Yüzüğü taktın. İlk evlenince takıyorsun ya. Yani. Ondan sonra yüzümü yıkıyorum tamam mı? Yüzümü yıkıyorum. Bir yıkıyorum, burası kıpkırmızı falan. Çizer o ya. Bir, iki, üç falan ondan sonra yüzükte şeyleri ayırdık yani. Ha yani hani şey yüz yapını bozmasın diye. Sırf ondan dermiş. Yüzümü çizdim. Oldu ki. Ay kızardım ya. Yalnız bu 40 yaş sendromu yaramış ya. Çok sevimli bir adam haline geldi. Bir şey söyleyeceğim. Yani yüzük takmakla gerçekten olmuyor bu. Yok olmuyor abi. Tabii o başka bir yürek işi kardeşim. Yani. Abi şey söylüyorum. Ragıcığım şu tamam çok güzel söylüyorsun. Evet takamıyorsun dediğimiz. Ama bir de şöyle bir şey var. Yüzük takmaktan rahatsız olmayan ama yeri geldiğinde yüzüğü çıkaranlar var. Yok biz ondan değiliz. İşte o kötü. Ya, şüphesiz değil ya. Biz toptan takmayız yani. Takmazsak o toptancı. Tamam. Sen takar mıydın yüzük? Yüzük mü? Ben ne bileyim. Böyle aksesuar zaten kadınlar aksesuarı sevdiği için. Yok biz o aksesuar. Biz ondan bahsetmiyoruz. Yani. Sen yüzüğü anladın hangi yüzük olduğunu. Tabii canım ya ben işte hayatımda ilk defa yüzük takmış oldum. Hani ciddi anlamda. Hı-hı. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen evli misin? Evlendin mi? Galiba evliyim. Galiba evlisin. Evliyim. Evliyim de ben böyle kendimi evliyim falan diye şey yapamıyorum, göremiyorum. Ya zaten hani yani rahat rahat söyleyebilirsin senin bütün fanların böyle bildiğin 20 ile 30 arası yani böyle şey evet. Hatta 15'te 30 arası gayet de seviyorlar seni tabii. Deli gibi mesaj yolluyorlar. Ya hepinizin mesajınıza sağlık ama yani bunları tek tek okumamız hakikaten çok zor. O yüzden aldık hepsini. Hepsi sana sevgilerini gönderiyor. Çok teşekkür ediyorum. Twitter'dan zaten bol bol yazışıyoruz. Onlara cevap veriyorum. Ya ama onlarla ne güzel değil mi? Çok hani böyle, güzel. Zaman güzel. Zaman seni yönlendirdikleri oluyor mu? Tabii ki yönlendiriyorlar. O kadar çok fikir alıyoruz ki onlardan. Yani her şeyle, işimle ilgili, kendimle ilgili, saçımla, üstümle, her şeyle. Yani bana çok moral veriyorlar bir kere. Sakın ha böyle bir şey, mesela gazetede bir şey okuyorlar. Sakın üzülmeyin, sakın moralinizi bozmayın. Siz şusunuz, sizin çizginiz belli. İşte aman boş verin ona kulak asmayın falan gibi. Çok da güzel böyle motive ediyorlar. Çok keyifli. Aslında. Enişte ne iş yapıyor? Çok güzel. Efendim? Enişte ne iş yapıyor? Turizmci. Turizmci. Kendisi. Evet. İyi, kendi sektöründen adam ama anlamak da çok iyi. Ama bizim işimize de çok meraklı. O yüzden ben ama istemiyorum meraklı olmasını. Öyle mi? Evet istemiyorum. Aman aman. Bir telefonumuz var, alalım hemen. Türkiye'de biliyorsunuz izleyiciye en çok söz hakkı veren program bu. Öyle mi? Hiç kesmiyorum. Yemin ederim. Süper. Buyurun efendim. Nihal Hanım hoş geldiniz ta İzmir'den. Bak abi İzmir'den. İzmir bizim memleketimiz. Aman İzmir'i hepimiz severiz. Nihal Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şu anda kızım var yanımda. İkimiz izliyoruz sizleri. Hay yaşayın. Ben model olarak görüyorum sizleri. Çok güzel örnek olarak görüyorum. Teşekkürler. Benim kızım da hayranınız. Özellikle Mesut Bey sizin ve Rasim Bey. Diğer ikisi için, iki arkadaşımız için de aynı şeyi düşünüyoruz. Ben bir anne olarak arıyorum en başta. Şişman ve gözlüklerden hoşlanıyor çünkü. Anladık abi. Şimdi çok genç. Rasim Bey'in kızını da biliyorum, izliyoruz. Çok beğeniyor. O da çok başarılı bir oyuncu, genç bir yetenek. Evet, ben şimdi anne baba olarak biliyorsunuz gösteri dünyasının nasıl diyeyim, endişeli buluyorum. Kızım da sizin aranızda olmak istiyor ileride, ileriki yaşantısında. Şimdi daha öğrenci. Neler tavsiye edersiniz? Ben anne baba olarak işinizin zorluğunun farkındayım. Farkında olmak belki de bir anlamda çocuklarımızın hayallerinin önünü kapamak gibi oluyor diye düşünüyorum. Doğru diyorsunuz. Bir anlamda. Abla... Bir anlamda da önünü açmak istiyorum. Bu anlamda ne gibi önerilerde bulunur? Peki ben hemen çok kısa keseceğim. Benim oğlum aşçı. Yani ben zaten kaybettim kafadan. Buyurun efendim. Sizin evet. Kızınız şov dünyasında. Buyurun. ben... Tabii benim kızım biraz avantajlıydı çünkü babasının bizim kızı. Dünyanın içindeydi. Kuliste, evet. Küçüklüğü kuliste geçti. Dolayısıyla onun geçişi çok daha kolay oldu ama kolay oldu derken de şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Benim hiçbir katkımda olmadı geçiş sırasında. Bütün yaptığı ve girdiği işlerde benim haberim olmadan... ben hatta olduktan sonra duydum işlerdi. BKM'ye girmesi olsun, daha önceki Hayat Bilgisi de, dizisinde oynaması olsun. Ama ben sadece ona şunu şey yaptım. Daha önce de çünkü teklifler geldi kızıma. Ama ben onu şuna engelledim. Lisedeyken, ortaokuldayken böyle bir işe profesyonel olarak girmemesi gerektiğini... Daha sonra her şeyi yaşıyla beraber yapması gerektiğini. Çünkü eğer ortaokuldayken
bu işe girmiş olsaydı belki de o işi yapmıyor olacaktı. Çünkü o yaşta bir insanın profesyonel yaşantıyı kaldırabilecek durumda olabileceğini zannetmiyorum. İleride soğuyacaktı. Onun için tam yaşında girmesi. Tabii ki sizin yapacağınız çocuğunuza bir kere ya konservatuar veya artık konservatuarlar çoğaldı ülkemizde. Her şehirde mutlaka bir konservatuar var artık. Konservatuar veya konservatuar olmasa bile bilinen bir ustanın yanında yetişmesi. Bu çok önemli bir şey. Tavsiye edeceğim şeyler bunlar. Ama ben şuna inanıyorum. Tiyatro yapmak isteyen bir insan zaten bir şekilde yapar. Evet. Yani biz zamanında bir sürü şeyler yaptık ettik falan ama kaçak kuçakta mutlaka tiyatro yaptık. Engel olmayın Nihal Hanım. Yani isterse yapar. Eğer istiyorsa da Rasim abi bir oyunculuk okulu açtı. Demin de reklamını, gizli reklamını yaptığı gibi. Ben, Rasim abinin yanında yani hani emin hayır, iyi ben, bir... Ben açmadım. Ben, hayır, ya, gerçekten. Rakımın var okulu. Hayır ya, şaka yaptım dur. Daha çok teşekkür ediyoruz Nihal Özen'e bize bağlandığı için. İnanırlar bir de yarın bunlarla uğraşayım. Açmak zorunda kalırım. Ne yapıyorsun değil mi? Ya. Birlikte açarız baba. Benim okul senin okul Rasim. Ya hani bir senin bir oyunculuğun yanında bir de yöneticiliğin var. Yani oyunculukta hep paralel yürüdü. Ve senin hep bir koltuğun oldu hayatta. Sayın müdürüm. Şimdi koltuk sevdası böyle. Ben koltuk oyunda bağımlısıyım koltuk aslında. Bağımlısın değil mi? Oynamak mı yönetmek mi? Tabii ki yönetmekten. bu müdür olmak için oyuncu. Müdür. Aslında... Sen nasıl arıyordun Rasim abi Ragıp'ı? Alo sayın müdürüm. Rasim şimdi Ferhan abiyle falan bir oyun oynuyorlar. Ben de Kocaeli tiyatrolarının başındayım. Turneye geldiler bizim sahneye İzmit'e. O geldi müdürüm diye girdi. Öyle müdürüm diye kaldı. Her hafta arıyor. Müdürüm ne haber falan. Yani çok klasiktir ya müdürüm nasılsın falan. Tabii bu tarafını hiç aslında istemedim. Mecburiyetten oldu. Şöyle bizim sevgili hocamız Profesör Zeliha Berksoy Bakırköy Belediye Tiyatroları'nı kurduktan sonra ve ayrıldıktan sonra ister istemez biz de o tiyatronun bir takım şeylere kurban gitmemesi için, yolunda devam etmesi için onun arkasından işte yönetim kurullarına girdik. İdarecilik, sanat yönetmeni yardımcılığı yaptık. Sonra sağ olsun halen başımızda olan Allah uzun ömür versin Müşfik Kenter hocamız geldi. Onun sanat yönetmeni yardımcılığını yaptım yıllarca. Ondan sonra Kocaeli Şehir Tiyatroları'na atandım. 3 yıl orada sanat yönetmenliği yaptım. Sonra da bıraktıktan sonra İzmit Sanat Merkezi'ni kurdum İzmit'te. Orası devam ediyor ama... Tamam biz sizi bu CV'yle alırız. Size bir program kaptırız. İyi CV. Hayır, şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii ki yöneticilik değil benim için öncelik olan. Yani benim gerçekten hayatımda aşık olduğum, peşine düştüğüm şey tiyatro ilk önce. Ben bunun peşinden gidiyorum hala. Televizyon ya da sinema... ya da tanınmak hep tiyatro sayesinde oldu ama bunların hiçbirinde düşünerek olsun diye yapmadım. Bütün öğrencilerimize de bunu anlatıyorum. Yani gelip dizi oyuncusu olmak istiyorum diyenleri zaten biz okula alamıyoruz. Sevgiler diyorsunuz. Eğitim, sevgiler, arkadaşım başka yerlere git, ajanslara falan. Biz ki eminim Rasim'den adım gibi İnci de öyle. Ve o kadar çok oyun oynadı ki bu insanlar. Hani seyircilerin çoğu bilmiyor. Biz tiyatronun peşine düştük. Ona aşık olduk. İşte televizyon dediği gibi işte o rolü oynarken gelip birisi aradı diziye başladı. O işte bir şey oldu falan. Yani hiçbir şey hesaplamadık. Hala da öyle hesapsız gidiyor. Keyifli. Peki şey Canan'da oynuyorsun değil mi şimdi? Şu anda Canan'ı çekiyorum. Çok sıkı çalıştın bütün bir gece. Önce Can mı yoksa Canan mı? Önce Can. Önce Can. Sonra Can. Fakat şurada bir şey belirteyim. Evet. Ragıp'ın oyunculuğu kadar bence yöneticiliği de çok başarılı. Öyle midir? Gerçekten yok. Kocaeli'nde çok önemli şeyler yaptı aslında Ragıp. Yaptık Ragıp. Yani. Bir sürü ilk yaptın orada bir sürü sahneler yaptık. Açıldı. Tabii sahne bir tır de tır tiyatrosu falan yaptı. Çok önemli şeyler aslında bunlar. 82 bin biletli seyirciyle bıraktım. Ve müthiş genç bir adamsın ve hakikaten o gençliğin de o dinamizmi getirdiği şeyle yaptın. O da benim için bir sınavdı. Çünkü hani sanat yönetmeni yardımcılığı yapıp sanat yönetmenliğini yapıp yapamayacağını gördüm. Ama tabii ki kendimde bir şeyler olduğuna inanmasam o koltuğa oturmazdım. Hiç koltuk sevdalısı değilim espri bir yana. Tabii canım ya. Kimsenin de olmasını tavsiye etmem. O koltuklar çünkü çok fena içine çekiyor kendini. Ragıp abi az önce Çınar Ağacı'nı izledik. Böyle mesaj veren filmlerde seni görmek çok güzel. İnsana çok şey katıyor sevgiler. Ya bu akşam evet bir kapalı kanalda
kendinle yarışıyorsun şu anda, farkındasın değil mi? O doğru, şu anda da oynuyor. Oynuyor değil mi? Oynuyor. Ama orası burası daha iyi, boş ver. Evet. Burada canlısı var. Bir de şey, çerkezlik var mı abi? Çerkez yok, misin? Yok, yok, değilim. Onlar 40'ından sonra evlenirmiş de bir Çerkez yok. Arkadaşımız sordu herhalde. İnci Türkay Twitter'da yoksunuz anladığım kadarıyla. Ben hiçbir sosyal paylaşım sitesinde yokum. Niye annem? Yok anne, böyle bir vaktim yok. Ha vaktim yok anne. Vallahi. Ama değneğim var, değneğini görevlendir. Onu görevlendir ama ben şeyi anlayamıyorum. Nasıl oluyor bu insanlar öyle Twitter'lar yazıyorlar orada ona olur. Hastalık olur. Yani mesela benim o kadar çok işim var. Twitter güzel. Ama işte ama Twitter'da gelin de onu yapayım. Mesela ama çok işi yaparken aynı anda... Yani eğlenceli elin mi? İşte yok gözün işte elin oynuyor işte. Twitter'da. Ama ne bileyim ben şimdi mesela kitap okuyorum onun çok hani onları okuyacağım ama ben şimdi çok güzel serenat okuyorum mesela bayılıyorum. Yok Twitter'da kitap gibi adamlar var vallahi yani, zaman zaman öyle şeyler görüyorum. O mevzu orada çok İnci Türkay var yalnız onu söyleyeyim buradan ama hiçbiri hangisi ben değilim. Hangisi sensin? Hiçbiri Facebook'ta da var Twitter'da. Sihirli deneyim. Yok onu bir yollayayım o zaman bu ne akşam. Ne olur onları yok et. Bu akşam alayını yok et. Peki tamam. Komik fotoğraflarımız geliyor. Bir bakın ya bu kadar tiyatrocunun arasında da hani bir dil sürçmesi. O ne ya? Lan oğlum kaldırmayın tamam ben de öyleyim. İyi, sen iyi. Be Zeynep. Sen be Zeynep. Ya ne bileyim ben. Wow. Fakat olurmuş Mesut be. Mesut. Efendim? Olurmuş abi. Nasıl yani? Konu ya? Değil mi? Ya ne oluyor? Hoş değil mi? Hakikaten korktum ya. Olmuş. Ne oluyor ya geçin adamlar olmuşa başladı. Oldurduk efendim geçelim. Geçelim efendim. Heh. Ama oldurmuşuz abi gördün mü? Bunu olmak face isterdim off. Mesela face öyle off. Bir cage olmak isterdim. Vay be. Yalnız Pala'dan o hale şu yakışıklı gözlüklü hale dönüş. Tabii. Fakat şahane ben bir... Travolta'da ne yaparım onu bilemem. Üçü beşi arama. Dansıyı hallederim de. Peki gelelim sıradakine. Ya anne. İşte tam olarak programın i̇şte başından beri istediğim şey bu. Buymuş. Beni evet. Küçük kucağına la la la. Türküler şarkılar söyle bana la 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 la. Şey hangi masalları anlatıyorsun Ali'ye? Arkada anlatıyor musun? Masal anlatmıyorum artık. Çocuklar masal dinlemiyorlar. Ne yapıyorsun? Daha çok hayal kurarak daha biraz daha ütopik şeyler, biraz daha teknolojik, biraz daha... farklı şeyler. Masal dinlemiyor çocuklar. Tamam okey. Yani ben öyle olursam bana masal anlat. Oldu mu? Tamam peki. Oldu. Var mı başka fotoğrafımız? Nasıl da beğenmiş beni abi. Öyle bakın. Ay. O Canan abi. Ben bildiğin. Selam Canan. Can'da yanımdaki. Aynadakini çıkaramadım. O da benim yanımda. O çok. Çocuklar bak Murat benle uğraşmayı kes kardeş. Yani ne bileyim burada sana bu kadar malzeme veren komik varken niye beni oralara yapıştırıyorsun? Olur muymuş abi? Bizim Canan. Ya olur da ben şimdi bu. Şu ya her hafta bu kadar kadın oluyor musun sen? Neden evet seni hep kadın yapıyorlar? Niye evet seni hep kadın yapıyorlar? Bana bir etek giydirmeye meraklı bir reji şey var. Bayağı gördüğünüz gibi giydiriyorlar böyle. Peki hayır, ya nasıl olsun? Bir iki olur sonra sen de keyif almaya başlarsın o kötü. Ha. Yakışıyormuş. Zaten Ragıp'ın 33'e bakar mısın ya bir şekilde? Ya Ufuk çok mu hoşuna gitti? Ya nasıl bak kendinden geçiyor ekip ya bu kadar mı? Bu kadar mı nefret ettiniz benden? Teşekkür ya. Ederim. Var mı sıradaki? Aa fenalık geldi. Fakat bu elbise. Ben böyle görmek istiyorum kendimi. Çok güzel olmuş. Heh. Olmuşuz. Bu ekip tatilde. Şimdi tamam. Tatile çıkalım mı ya? Gidelim haydi. Buradan fakat gidelim. Gidelim mi? Buradan gidelim. Senin... Çok güzel. Bak İnce senin saçlardan yine şüpheliyim ben ha. Abi yok o şey o yaz öyle röfle mi ne diyor perma mı öyle bir şey modaydı ben öyle yaptım. Arka taraf gözükmediği için bir şey diyemiyorum ama. Kendi saçlarına baksana. Yok bende o saç değil o başka bir şey. Ne koydunuz adamın kafasına? Şapka. Mesut'un saçları gene uzun kadın gibi olmuş. Hayır efendim yok ama öyle bir şey ya. Ben öyle uzattım. O benim lise fotoğrafım. Ben lisede uzundu benim saçlarım. Yani bu kadar yakıştırılmaz. Ragıp da hepimizi kesiyor farkındayız ama yanlış adam bakıyor. Yandan herkese bakıyor. Yandan evet başka var mı? Rezil oldum ya çocuklar. Of işte gerçek fotoğraf. Uf. Abi yenge sağlık işlerinde otorite. Şimdi bu kırklı mırklı mevzulardan konuştuktan sonra sana da gelelim. O mesela aile hayatına yansıyor mu? Mesela senin kalbin... sana bir enayilik yaptı. Sonra pil taktılar. Pil bir enayilik yaptı. Ben dedim ki o koca kalbi zaten pil götüremez. Oraya bir aklometör koyacaklar. Böyle 24'lük koymak lazım ki. Öyle sağlam yürek var çünkü. Yok, aslında pil bir enayilik yapmadı da pil takılırken problem oldu. İşte o pilin kabloları mabloları benim damar biraz antika bir damarmış falan. Neyse sonunda başardılar. Şükür Allah. Siyah Mersek doktorları halletti bu işi. Bunun dışında
Esra ile tabii ki kendi yaptığı sağlıkçı olmasıyla birlikte benim de sağlıkçım Esra. Esra Kazancıbaşı çok sevgili bir mesleki ablamızdır. Kendisine saygılarımızı iletiyoruz buradan. Teşekkürler. Yani Esra benim biraz gardiyanım. Ve şu anda belki de yaşıyor olmamı sevgili karıma borçluyum. Peki hiç Zeki Müren'in şarkısı geldi mi aklına? Gardiyan etme beni ziyan. Birazcık et yap bu akşam. Hani yesek yağlı yağlı. Yok ziyan etmiyor. Tam tersi. Bakıyor sana. Evet. Canım onu her haliyle yani sana bakışından da anlıyoruz biz onu. Çok da keyifli. Böyle hani daha dikkatli. Tiyatro biraz bu yüzden mi ara verdin? Yani biraz kendimi yormayayım demişsin. Ya evet biraz yani zaten doktorlar da söyledi. Şimdilik şey yap. Yani, bir sakin. Evet dizi de var zaten. Birdenbire yüklenme dediler. Ama bu ne kadar sürer bilmiyorum. Çünkü zordur benim yine kanlanmaya başladı. Böyle bir hareketler başladı tiyatro. Çünkü yani hayatımda ilk defa 2 sene tiyatro yapmadım ben. İlk defa yani 1980'den beri ilk defa 2 senede tiyatro yapmadım. Abi bir yoksunluk krizi inşallah canlı yayında gelmez. Yani yok ama gelecek gibi. Onun için yani böyle güzel bir şey falan gelirse dayanamam diye düşünüyorum. Daha gelmedi ama gelirse dayanamam diye set düşünüyorum. Set ne kadar sürüyor? Ha? Set ne kadar sürüyor? Yani günde ne kadar çekim yapıyorsunuz? Yani benim haftalık 2 gün veya 3 günüm. Ha iyi yani böyle fazla yormuyor. Bir de setimiz çok rahat bir set. Gerçekten hem oyuncu kadrosuyla zaten 2 sene... Bayağı böyle içli dışlı olduk. Gerçekten ya sizde geniş... bir kol panecmi var. İnsan hayatını uzatır zaten. Geniş aile olduk. Efsane yani. Olduk ya. Bir de yönetim yani reji kısmı işini çok iyi bilen bir kısım. Prodüksiyon öyle. Onun için çok güzel gidiyor. Yani orada hiçbir aksamı olmuyor. Dolayısıyla çok böyle bir yorgun argın eve dönme gibi bir durumum yok. Ve sete sahiden isteyerek gittiğim bir set. Ya sen kendini şeyi de hazırlıyorsun anladığım kadarıyla. O tiyatrodan gelecek şeyi de anladığım kadarıyla hazırlıyorsun. Dur yani, abi bir sakin bir. Bir gelsin bir bakacağız. Bir bakalım abi. Bir acele etmeyelim. Peki müzikte kadın otoritesi biraz Ajda, biraz Sezen, efendime söyleyeyim biraz Nilüfer'de kaldı. Genç kuşakta hani klasikleşme sıkıntısı mı var? Yani biz mesela aynı şekilde buna diyelim ki hani yonca diyelim, dört yapraklı yonca. Aynı yoncaları çıkartamıyoruz genç kuşakta. Haksız mıyım? Ya tabii biraz şey var. Böyle bir moralim karşısında. Evet haklısınız. Eyvallah. Haklısınız çünkü şey var, çok çabuk tüketiliyor bir. İkincisi çok çabuk tüketilmesinden dolayı sürekli taze kalması gerekiyor. Bestecilerin hep taze kalıp. Çok iyi şarkılar çıkarması gerekiyor ve bu da beslenmeden olması mümkün değil. Daha henüz beste yapan insan beslenmeden yeniden bir çocuk çıkarmaya çalışıyor. Yeniden bir şarkı üretmeye başlıyor. Nedir o acele peki? Bu aceleyi ben de anlamıyorum. Her şey yani hepimiz aslında acele ediyoruz biraz da. Bu yapımcıların da biraz kabahati galiba. Hı hı. Veya işte ticari kaygıdan kaynaklanan bir takım şeyler var. O yüzden böyle her şey çabuk çabuk bir şarkı bulunduğu zaman aman hemen o şarkının üstüne gidelim veya işte birkaç şarkı daha bulalım vakit kaybetmeyelim işte yazı kaçırmayalım falan filan gibi endişelerden dolayı maalesef apar topar şarkılar da çıkabiliyor. Ve ben beste yapan arkadaşlara da çok bazen üzülüyorum çünkü ben kendim de besteci olduğum için. Hakikaten biraz notasa çekmek lazım kendimizi. Bu telaş nedir? Yetişemiyorsunuz yani her şey. Onun için çok fazla tüketiliyor. Çok fazla yenilip yutulan şarkılar yapıldığı için de işte çok fazla böyle top şarkılar veya işte yıllardır bizi götürecek şarkılar ortaya tabii ki peki, çıkmıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok yani nadir Soner, çıkanlar var. Soner Sarıkabadayı'yla işte şey Sinan Akçı'la mesafen bu yüzden mi? Ya geçen çok güldüm bir gazetede ben böyle işte kraliçe edasında fotoğrafım. Onlar da böyle sabıkalı gibi ikisinin resim. Ne yaptı çocuklar sana? Böyle şey vesikalık resimleri yani mesafeli olmuş. Misin hakikaten yani? Yok hayır ben Sinan bir de benim ilk klavyecimdir bu işe başladığımda. Çok 5 yıldızlı güzel bir otelde İstanbul'da program yapmıştım. Güzel bir orkestra kurmuştum. Aslında klavyeciler fazlaydı ve menajerimiz dedi ki Zeynep orkestranın bütçesi çok fazla olmaya başladı. Klavyecilerden bir tanesini çıkarmak zorundayız. Eyvah. Ve ben o zamanlar daha toyum tabii. Daha gencim, gencim derken daha yeniyim pardon. Falan ben de heyecanlıyım tabii ilk programlarım falan. Şimdi Sinan bende çalıyordu, benle çalışıyordu Sinan Akçıl. O zaman 17-18 yaşında falandı Sinan. Ve ben kesinlikle kıyamadım. Hayır dedim çıkmayacak ne olursa olsun.
benim bütçemden ne kadar bana düşen ne varsa paylaştırsın ve Sinan kaldı. Bak, gençlik hatası yok. Vermedim. Kız da gençlik hatası yok, gördünüz. Ben Sinan'ı çok seviyorum. Herkes hayranları da çok yanlış anladı. Bu arada onu da açıklamak istiyorum. Ben Sinan'ı gerçekten çok seviyorum. Ben sadece dedim ki isim vermedim. Birbirini çok tekrar eden şarkılar yapılıyor. Bence birazcık daha bestecileri yormayın. Yani o yüzden de ben onların üzerine gitmem. Çünkü zaten ben de şarkı yapıyorum. Onun için öyle bir yanlış anlaşılma oldu. En azından bakınız burada ne güzel tasih ettik. Böylece kurtardık. Evet. 23.30'dan beri konuşuyoruz efendim. Tiyatro konuşuyoruz, sanat konuşuyoruz. Yüksek sanat konuşuyoruz. Ve çeşitli cinsel çağrışımlar yapan fotoğraflara bakıyoruz. Ama hepsinin içinden manşetler çıkıyor. Bakalım kim ne demiş? Rasim Öztekin demiş ki ben kızımı yönlendirmedim. Kendisi hallediyor işlerini vallahi diye de eklemiş. İnci Türkay oyuncakları satmak gerekiyormuş meğer. Hediye edici olmuyormuş, ticareti bıraktım. Ama bizim doldurmamızda sanıyorum mahallemize market açacak. Rakip Savaş dedi ki hatırlamak istemediğin acı bir anıyı dahi oyunculukta kullanabiliyorsun. Yani serpiştiriyorsun rolüne. Zeynep Dizdar dedi ki sosyal medya bir bakıma psikoloğum, moral, motivasyon geliyor fanlarımdan dedi. Daha bir sürü aslında manşet çıktı ama anladığım kadarıyla yukarıdakiler benle uğraşmaktan manşetlerle uğraşamamış. Evet, evet, gördüğünüz evet. gibi. Şimdi İnci'cim sana soracağım. Muhteşem bir anne oğul ilişkiniz varmış. Muhteşem. Yani şimdi önce tahtalara vuralım. Benim çok iyi bir şeydi. Fakat bunlar bir 17-18'e gelince bir asileşiyorlar. Bir B planın var mı? Yok. Korkunç konuk. O DNA'yı yeniden yaptıracaksın. Onu bir 18'lik hale getirir. Bak ben sana söyleyeyim şöyle. 18'lik DNA şöyle oluyor. Güzel bir meşe olduğunu biraz cila çakıyorsun. O DNA öyle çalışmaya başlıyor 18'ine gelince. Evet ama hakikaten öyle bir tecrübem yok. Yani okuduklarımdan ve gördüklerimden var ama kendi oğlumla nasıl o yaşlarda baş edeceğimi bilmiyorum ama şu anda hakikaten çok iyi bir ilişkimiz var. Şahane gidiyor her şey. Müthiş tabii sen ona teknolojik fantaziler anlatıyorsun. Evet. Sete geliyor benimle beraber. Çekimlere geliyor sete. O da biz de bir aileyiz yani 10 yıllık bir set. O da sete geliyor. Çekimlere giriyor çıkıyor. Her şeyin farkında. Ben onunla okula gidiyorum. Her şeyi beraber yapıyoruz. Öyle çok mutlu bir yani böyle bir bütünüz hakikaten. Müthiş bir şey. Yani Allah hiç bunu bozmasın. Aa, şimdi benim çok kritik iki tane sorum var. Sihirli annemle ilgili. Bak aklıma gelince böyle tikler basıyor. O Taci denen arkadaşımız evet. Hav Hav Kuçu nasıl oluyordu Metin Serezli taklidi yapabiliyor? Ya biliyor musun ödül vermek için Metin Serezli'yi aradıklarını. Metin abi aramışlar. Efendim demiş ödül vereceğiz lütfen bekliyoruz demişler. Nasıl ödül vereceksiniz ben oynamıyorum Nevra'ya herhalde hani Dudu rolüyle falan. Yo hayır sizi bekliyoruz neden? Çünkü Taci'yi en iyi oyuncu seçtik. Hadi ya. Allah'ım ya. Metin abi yazık kendine. Müthiş ya. Hakikaten. Belki bir şey söyleyeceğim. Çilek nasıl öyle büyüdü? Ya evet. Öyle bir büyüdü. Bunlar nasıl büyüdü ya? Şimdi çok büyüdüler. Sihirli annemin birinci haliyle şimdi ikinci sezonki hali. Gülmeyin ya. Allah herkes gülüyor buna. İkinci sezonki hali arasında bir fark var. Yani var. Hani daha mı iyi daha mı kötü? Nasıl? Vallahi iyi kötü dememek lazım. Zaman aşımı yani. Zaman aşımıysa fena ya. Kaldıralım yani, efendim zaman aşımına girdi. Yok hayır kime göre iyi kötü? Yani şimdi sana göre canım sana çocuklarımız var. Bana göre hep iyi. Çünkü hepsini insan olarak çok seviyorum. Yani bence her şeyden önce oyunculuk şu bu. Yani zaten hani insanlık önemli. Ama büyüdüler ve yeni gelen çocuklar şimdi daha yeni adapte oluyor seyirci bence onlara. Biz Çilek'in küçüklüğünü çok seviyorduk hakikaten. Şimdi büyümüş olmasını çok kabullenemedi izleyici. Bunların hepsini farkındayız ama şimdi onların sorunları ayrı. Gençlik problemleri falan. Bambaşka bir noktaya gidiyor. Ama gene çok izleniyor, çok seviliyor. İzleniyor tabii canım, deli gibi izleniyor. Yani hani şöyle de bir şey var, bizim gençler de bir enteresan ergenler. Mesela hiç yüz vermiyorlar şeye. Daha çok teknolojiyle uğraşıyorlar. Bilmem bu ne ya, deli saçması diyor ama göz burada. Evet. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Ya, bana da mesela artık izlemiyoruz, çok büyüdük İnci abla falan diyor. Ondan sonra diyor ki şey çıkacak mı diziden? Ya enfes ya, ben bu hale bayılıyorum. Yani böyle hafif böyle... Küçük böyle evet. Gençlere özgü, çocuklara özgü küçük sahtekarlıklar olur evet, ya. İşte onlardan bir tane. Onlardan bir tanesi geliyor. Bize özgü bir sahtekarlık. Mi? Buyurun efendim. Ver. Sahte kraliçe Zeynep Dizdar. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Buckingham Sarayı'nda yapılan ve dünya monarşilerinin bir araya geldiği Krallar ve Kraliçeler Pilav Günü etkinliği ilginç bir olaya sahne oldu. Birçok kral ve kraliçenin yanında Zeynep Dizdar'ın da resepsiyona kaçak olarak girmesi skandal yarattı.
Açık büfede tıkınırken yakalanan Dizdar, "Ben Türk pop müziğinin kraliçesiyim" diye bağırmış. Hemen sarayın dışına çıkarılan Zeynep Dizdar'ın kraliçeliğe takıntısının had safhaya ulaştığını, daha önce de festival komitelerine para yedirerek Marmaris'te çam balı, Anamur'da muz, Denizli'de horoz kraliçesi seçilmiş. Zeynep Dizdar, 26 kişilik nüfusa sahip Bormonya Adası'na kraliçe olmak için geçen sene "Hadi yine iyisiniz, bundan sonra sizin kraliçeniz benim" yazan mektup ve para yollamıştı. Ragıp Savaş'ın inanılmaz itirafları. Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da tanınan Ragıp Savaş, sanat hayatına tiyatro temizlikçisi olarak başlamış. O zamanlar Notre Dame'ın kamburuyla Dr. Frankenstein'ın canavarı arası bir görüntüsü olduğunu söyleyen Savaş, "Tiyatroya beni ancak temizlikçi olarak alabildiler. Sahneyi temizlerken tozunu yutunca da bu meslekten kopamadım" dedi. Daha sonra arkadaşlarından borç para alarak ve dilek kuyusu taklidi yaparak biriktirdiği paralarla yüzlerce adet estetik ameliyat geçirip bu hale geldiğini söyleyen Ragıp Savaş, "Ameliyatların borçlarını bir ödeyeyim, birkaç ameliyat daha yaptırdım mı Adnan Bey'in yeğeni de olurum" ezelde. "Önemli olan eğitim, eğitim şart" diye konuşmasını bitirmiş. İnci Türkay çocuklardan nefret ediyormuş. Yıllarca çocukların sevgilisi olarak anılmaktan nefret ettiğini açıklayan İnci Türkay, "Çocukların kusmuğuna, durup dururken ağlamalarına, zırt pırt soru sormalarına dayanamıyorum. Çocukları sevdiğimi nereden uyduruyorlar? Bir kere estetik değiller. Burnunda sümük, ağzında dondurma lekesi olan, atlarına işeyen mahlukların nesi güzel olabilir ki? İnsanların rahat rahat tatile, alışverişe, dışarıya, yemeğe çıkmalarına engel olan birer yaratık onlar. Büyüdükçe de sorunlarıyla büyüyorlar. Onların geleceğini düşünmeye çalışıyoruz ama onlar hayatımızı karartıyorlar" derken, geçtiğimiz günlerde sokakta oynayan çocukları arabayla ezmeye çalışması üzerine çıktığı mahkemede "senden çocuklara kötülük gelmez" diyen hakimin üzerine atlamasına rağmen toplumda iyi bir insan olarak benimsendiği görüşüyle hakim tarafından serbest bırakıldı. Rasim Öztekin dayak yedi. Usta oyuncu Rasim Öztekin ile Ferhan Şensoy'un arası orta oyununun kutsalı ünlü kavuk yüzünden bir hayli bozulmuş. Son bir aydır kavuğunu arayıp bulamayan Şensoy'un prova öncesi Rasim Öztekin'e "kavuğumu gördün mü" dediği zaman her şey ortaya çıkmış. Rasim Öztekin'in "kavuk mu? Ne kavuğu? Ha şu senin kavuk. Onu desene ya. Ne güzeldi değil mi abi o kavuk? O kavuk bir başka kavuk yani" diye lafı gevelemesi üzerine sinirlenen Şensoy, Öztekin'in boğazına yapışınca "abi ben o kavuğu kelepir fiyatını okuttum, Kadıköy'de okuttum. Zaten modası geçmişti. Kavuk ne abi? Takmışsın yani. Eski püskü şeylere takıntı mı var?" açıklaması üstüne yolları ayırmışlar. Kadıköy'ü talan etmelerine rağmen kavuk bulunamamış. Bu arada Rasim Öztekin'in şu aralar her yerde anlamsızca "orta oyununun ağababası benim, orta oyunu benden sorulur" diye açıklamalarda bulunması camiada şaşkınlık yaratmış. Tepki üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, orta dereceli okullarda Rasim Öztekin'in oynadığı orta oyunlarının oynanmaması kararını aldı. Habercilikte vardığımız son nokta bu. Güzel. Yani, evet, ortalama bir şey. Harika. Yani, gazetelerde farklı şeyler mi okuyor? Çok farklı değil onu diyecektim. Doğru. Rasim abi keşke bunu yapmasaydım. Yani şey şu oyunda oynamasaydım, şu diziye teyit geçseydim, şu filmdeki o rol bana göre değildi dediğin bir şey oldu mu? Hayır, hiçbir zaman olmadı. Çünkü işte 30 seneyi öyle geçiriyorsun. Ve o 30 sene de olmanın bir anlamı da öyle olmuş oluyor. Yaptığın kötü şeyler de aslında sana bir deneyim kazandırıyor ve deneyim oluyor. Aslında yaptığın hem iyi hem de kötü şeyler de bir deneyim olarak 30 yaşına kadar geliyor. Onları hiç kötü bir şey yapmasan o zaman o deneyimi yaşamamış oluyorsun. Dolayısıyla ben yaptığım hem kötü hem de iyi şeylerden büyük keyif aldım. Müthiş bir yanıt. Müthiş bir yanıt. Evet. Bu kavuk meselesine gelince gelelim. Çünkü geniş ailede bir nevi orta oyunu, bir nevi şeyde elbette tuluat var. Yani hani tiyatro adına ne varsa geleneksel tiyatro adına. Hı hı. Orada yapıyorsunuz bunu. Bunu çok konuştuk. Senin çocuklarla da konuştuk. Ama sana da sormak istiyorum çünkü hepsinin abisisin. Kimi dedi ki Hacivat Karagöz var, İbiş var. Hatta İbiş kimi yaptık? Bülent Çolak'ı yaptık. İbiş olmaktan gurur duyuyorum dedi. O hazzı alıyor musun o tiyatrodaki hazzı şeyde, sette de? Tabii yani ben özellikle geniş ailede biraz böyle kendimi şeye benzetiyorum.
voleyboldaki pasörlere benzetiyorum. Ya ortada duruyorum, işte sağa atıyorum Ufuk çakıyor, sola atıyorum Fırat çakıyor, ortadan İlker gelip çakıyor falan gibi. Yani biraz böyle pasör gibi görüyorum ve çok hoşuma gidiyor. Karşı tarafta sete çıkanlar kimler abi? Seyirci. Ha, güzelmiş. Seyirci ve öteki kişiler. Hiç düşünmemiştim bunu. Kötü niyetli seyirci. Yani, kötü niyetli olur mu ya? Ragıp... Kötü niyetli değil, seyirci. Şey, Rasim doğaçlamayı çok sever. Yani tarzından dolayı da ama mesela biz Yıldızların Altında diye bir müzikal yaptık. Beyazıt Candan, işte Rasim, Nurhan Damcıoğlu ve birçok kıymetli arkadaşımızla. Yani Rasim'in sahneleri ortalama hani böyle bir 4 dakika falan iyiyse gününde sarkardı. Beyazıt'la, o kadar gidebiliyor tabii yani. Tabii Beyazıt'la böyle bir şeye girdiler. Beyazıt'ın da bu çok hoşuna gitti. Hani zor, tehlikeli bir şey olduğunu anladı ama lezzetli bir şey olduğunu da anladı. O özellikle telefon sahnesi falan. Tabii hani o kadar güzel yerlere gitti ki Rasim, gerçekten bu çok zor bir şeydir. Sahnede tülat yapabilmek, bir şey ekleyebilmek çok tehlikeli. Sen sever misin, yapar mısın? Ben yapamam. Ben hiç o tarafım yok. Yani çok çok böyle bir şey gelirse spontan yapıştırırım ama bir de o tarz oyun çok fazla maalesef biz oynayamadık. Evet, oynayamadık. Maalesef. Yani çok arzu ettik fakat bizim jenerasyon onlardan sonra da hep daha modern tekste ya da daha klasik tekste bağlı, tekste bağlı şeyleri oynadık. Çok oyuncuya çok süpleks kazandıran ve ben onu böyle kulisler onları böyle ağzım sulanarak seyrediyordum ya. Bakayım ne yapacak. Yani müthiş keyifli yani. Hani çok güzel bir şey. Şeyden küçük sahne orta oyunculardan izliyor. Çok yani evet, hani tabii. Evine götürdüğün ekmekte mutlaka benim de bir katkım var abi. En azından o pulun da ekmeğin arkasında pul olur diye. Yani bayağı bir parasını verip geldik yani. Hiç böyle yancı olmadık. Ragıp Bey, bu Neredesin Firuze aslında sizin için sinema anlamında bir kırılma noktası oldu. Sorabileceğim en entelektüel soruyu düşündüm ve buldum. Firuze nerede? Doğru. Sonra hikayedeki gibi, filmdeki gibi kadının da gerçekten takım ruhsal problemlerinin olduğunu anlıyorlar. Ve çok acayip tabii. Yani ondan sonra aynı filmdeki hikaye doğrudur. Onun hasta olduğunu. Müthiş bir şey. Aslında o merkezde yani o çok zengin, çok varlıklı bir kadının açtığı bir şizofrenlerin yaşadığı bir ev. Orada yaşayan, orada ikamet eden bir kadın olduğu ortaya çıkıyor. Çok ilginç bir filmdi. Evet. Hala bana göre Türk sinemasının kültleri içerisinde. Tabii o kadar gerçekliğin içerisinde. İşte Ezel Akay'ın o hep masalsı anlatım şeyini de koyunca tabii her şey çok iyi oturdu. Güzel. Yerine güzel bir film çıktı ve hani o zaman Özcan da söyledi bu film kült olur diye çok böyle dudak bükenler gülenler oldu ama bana göre de gerçekten bir kült oldu o film. Sinemadan lezzet alıyor musun? Çok 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 fena yani. Mümkün değil ki almamak. Çünkü çok kalıcı. Tiyatro çok suya yazı. Oynuyoruz bitiyor. Yani en fazla bir tane işte tiyatro şeyini çekerse oyunun, değil mi? O da en kötü oyundu. O da en kötü oyundu. Genelde değil mi? Haberin de olmaz. Haberin de olmaz. Çeker tiyatro arşivine kadar koyar, o kalır. Bazen o da. Dolayısıyla sinemanın bir arşivi var, bir tarihi var. Sinema çok gerçek ve çok kalıcı. Tabii bir de gidip o yani ne yaptığını da bilmiyorsun. Evet, gidip o kocaman ekranda o filmi izlemek tabii çok büyülü bir şey. Şey peki şey, hani böyle kafanda kurduğun bir rol işte gelse iyi olur diyeceğim şey ne bileyim yani Fight hiç, Club bilmem. Evet yani mesela çok özürlü bir adamın hikayesini mesela çok oynamak isterim. Yani hep bana bedenime görüntüme ters düşen şeyleri çok istiyorum. Ve kesinlikle bunun yapılmasını düşünüyorum. Yani hani spastik bir adamın hikayesi mesela bir film vardı hatırlamıyorum ismini ya da ne bileyim Rain hani ha? Şeyin oynadı. Neydi filmin ismi? Rain Man. Rain Man değil. Hayır değil. Bu bayağı Şey Türk vardı. Bizim Shine mı? Shine mı diyorsun? Shine diyorsun. Ya da benzeri roller. Yani çünkü artık hani standart şeyleri istemiyoruz. Çünkü tiyatroda o kadar çok şey oynuyoruz ki. Kendimizi anlatmak için söylemiyorum. O kadar çok oyun oynadık ki yani sayısını hatırlamıyorum. Ve o kadar zor şeyler oynuyorsun ki. Dolayısıyla sinemada ve televizyonda da
seni zorlayacak şeyleri istiyorsun. Tabii. Yani onu da seyirciye göstermek istiyorsun. Yani hani düzgün bir adam, takım elbise giy, şirkette masada holding patronu, ah canım şekerim tatlım falan değil hikaye. Yani çok çok büyük bir yelpaze var. O yelpazenin içerisindeki farklı rollere gidip hem kendi içimi tatmin etmek hem de seyirciyi de tatmin etmek hoşuma gidiyor. Bir fikrim oyuncular var. Bir Maymunlar Cehennemi serisi yeniden başladı. Evet, böyle bir başlamış. Değişim deneyelim mi hep birlikte? Bakalım bakalım nasıl olmuş. Yok hayır bir şey de bir şey olmadı. Şey Berse'ye bir teklif gidelim yani. Kendimizi açacak, zorlayacak şeyler. Olabilir. Roller değil mi Ragım? Ay Şirinler de çok güzel. Ben de en son ya çok güzel. Şahane. Hastasıysın. Senin uyku saatin gelmedi. Sütü nerede? Sütü nerede? Ben bağlı bir süt istedim. Eşimle kızım gitti. Ay, çok methettiler. Ben de böyle ağladım falan. O kadar duygusal, o kadar güzel 3D seyrettik bir de gözlüklerle 3 boyutlu. O böyle. Çok severim Şirinleri. Çocuklar İnce ablanız bu hafta sonu için Şirinleri önerdi. Önerdim. Aynen böyle. Zeynep büyüyünce Ajda Pekkan olacağım demişsin. Dedim. Niçin yani hani estetik açıdan mı, sessel açıdan mı? Çok seviyordum. Ya her şey böyle deli gibi aşıktım ben çocukken sevgili Ajda Pekkan'a. Ki hala öyle gördüm yani televizyonda gördüğüm zaman falan ben böyle kilitlenir onu izlerim. Çok büyük bir hayranım var. O da seni izliyor mu? Valla geçen de uçakta karşılaştık. Hemen tabii ben şeye gittim yanına gittim. Sarıldık öpüştük falan. Önce böyle bir baktı herhalde dedim eyvah tanıdım utanamadım falan oldum ben. Ama çok takdir ettiğini, sesimi çok beğendiğini ve haberleşmemiz, görüşmemiz gerektiğini söyledi. Ben tabii havalara uçtum. Ondan sonra inşallah en kısa zamanda bir araya geleceğiz. Bak sen iyi bir bestecisin. Bir sürü arkadaşına da bestelerini vermişsin. Ajda Hanım'a da özel bir şarkı yapmak istiyorum bu arada. Öyle mi? Yani hani öyle projelerin var mı? Mesela ne bileyim. Tabii var var var. Herkes Sezen Aksu'nun şarkısını okur. Mesela Sezen Aksu senin şarkını okusa. Aa ne güzel olur aslında. Evet neden olmasın? Yani tabii ki şimdi Ajda Pekkan bütün daha çok gençlerden çok fazla talepte bulunduğu için beste şarkı. Ama Sezen Hanım tabii kendisi ürettiği için bilmiyorum böyle bir talebi olur mu olmaz mı? Ya ne bileyim seve işte öyle ezberi bozmak yapalım. Değil mi yani? Ya sanki? Neden olmasın tabii olur. Neden? Gayet çok de keyifli olur bence. Tabii. Gayet keyifli olur. Abi yeni kuşak oyuncuları nasıl biliyorsun? Mesela senin sette bayağı bir yeni kuşak oyuncu var. Yan tarafında duruyor. Bir tanesi bak çok yeni başladı. Beni sever. Beni sever. Ben yeni, abi. Ne yeni kuşağı ya? kuşağı kalmamış burada. Ya nasıl bakar mıydı? Ragıp'ın suratı Allah'ım. Ne yeni kuşağı? Tırnaklarını kes de. Gencecik. Yani şimdi yeni kuşak oyuncular çok İçlerinde canavar gibi olanlar var. Hiç o tarafa bakmıyor ama hep bana çalışıyor. Ya yeni kuşak dediğin abi 50 yaşındaki adam yeni kuşak ya, olur mu ya? Tabii canım espri yapıyorum. Ben o zaman daha başlamadım sayılır. Evet. Tiyatroya. Ya çok keyifli ve gerçekten çok canavar gibi çocuklar var. Şu anda aslında bayağı var ama şey çok önemli Mesut, kalıcı olmak çok önemli bu bizim işte ve kalıcı olmak da biraz dünya görüşüyle ilgili, biraz vizyonla ilgili bir şey. Dolayısıyla mesela çok kabiliyetli olup arada pat diye harcanıp giden, karambolde gidenler de var. Hı hı. O karambolden çıkıp yırtan da var. Aslında önemli olan o. Çok acayip vahşi bir ortam var. Abi 52 dizi var. Şu anda. Evet. 52 dizi. Evet. Acayip vahşi bir ortam bu. Bu ortam içinde aslında savaşın vermek çok... Ben her zaman için söylüyorum. Şu andaki gençlerin işi çok zor. Bizim zamanımızda öyle değildi. Aynen. Ragıp daha iyi bilir. bizim zamanımız öyle değildi. Ondan sonra dolayısıyla biz zaten yani işte 10 parmak kadardık hepimiz toplam. Ama şimdi öyle değil. Çok genç var, çok savaş alanı var ve o savaş alanından sağ çıkmak var. Dolayısıyla bunu da yapabilecek kişi devamlı kendini geliştirip, devamlı ilerisinin planını yapan kişi çıkacaktır bunların arasından. Eninde sonunda elenince tabii çıkar. Abi, tiyatro çok var ya aslında. Say 3 tane de çocukların şey gecesi mesela şenlensin. Mesela ben en yakınım da diziden söyleyeyim. Bir bence bir Fırat çok iyi bir oyuncu. Müthiş de bir şarkıcı aynı zamanda. Evet çok müthiş iyi bir oyuncu mesela Fırat.
Bülent çok iyi bir oyuncu. İlker de öyle. Yani bizim gençler, Ufuk da öyle. Ama bakalım yani bunların arasından kimler elenecek, kimler kalacak? Söyleyeyim işte, bir tek Zek kalır abi. Ya mesela ben ona çok fırça çektiğim oluyor sette. Çünkü çok kabiliyetli. Fakat çocuk da hala böyle yani. Ergen. Tam ergen yani, tamam mı? Çok fırça çekiyorum. Yani oyunculuğun adabına kadar benden en çok fırça yiyen mesela Bora. Ama ne güzel işte ya. Senden yesin. Evet ama yani işte öyle onlardan, o attığım fırçadan bir şey alacaksa onun için çok büyük avantaj. Somer Tuna'ya da atıyor musun? Torun'a? Ona başlamadım. Çalışacağız. Bir telefon bağlantımız var. Aldım hemen. Alo. Alo. Buyurun efendim, iyi geceler. Esra Demirkol bizi Ankara'dan, başkentten arıyor. Buyurun efendim. Evet, iyi geceler Mesut Bey. İyi geceler. İyi yayınlar diliyorum. Programımızı çok beğenerek izliyorum. Biz de vallahi yani şu 23.30'dan itibaren hakikaten güzel gidiyor maşallah. Vurduk efendim. Buyurun. 2'den sonra açıyorum televizyonu. Teşekkürler. Oradaki yayındaki bütün... sevgili konuklarımıza. Konuklarımızı sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Yalnız benim araba sebebim, asıl arama sebebim Rasim Öztekin. Peki hemen sizi Rasim abiye bağlayalım mı? Şu anda tam karşınızda Rasim abi duruyor. Buyurun. Tamam, teşekkür ediyorum. Buyurun. Ben özellikle Kabadayı filmindeki sürmeli rolü için aradım. Çok beğendim oradaki oynadığı rolü. Gerçekten bir rolün hakkını vermişti. Hatta ben filmi izledikten sonra birkaç gün etkisinden kurtulamadım. Bu sürmek için bayağı bir üzüntü duydum. Öyle. Yani tebrik ediyorum kendisini. Çok teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Esra Hanım. Peki evet, bir tespitte bulundu. Esra bizi gaza getirdi. Bundan sonra seni hep sürmeli rollerde görmek istiyoruz. Hoşuna da gitti Esra'nın gördüğün gibi. Oradan. Ya ben o benim için bitti artık. Yani o rol oynanmış bir rol artık. Yani o tarz bir şey geldiği zaman çok değişik bir şey olması lazım ki oynayayım. Biraz önce Ragıp'ın dediği gibi. Yani özellikle sinemada işte gir bir iş adamı oyna, pat 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 söyle, dümdüz çık git falan. Sinema benim için de öyle bir şey değil. Yani sinema benim için mutlaka oynadığım filme bir şey katmam lazım. Ha, bu nasıl katmam lazım? Dişi olarak falan değil. Oyuncu olarak bir şey katmam lazım. Ve ben önüme senaryo geldiğim zaman ilk önce şuna çok önem veriyorum. Bir kere tabii ki hikaye nasıl bir hikaye. Onun dışında da ben bu hikayeye ne katabilirim? Yani o bana teklif ettikleri rolle ne katabilirim? Eğer bir şey katamayacağımı düşünüyor isem, senaryoyu da beğenmeme rağmen bir şey katamayacağımı düşünüyor isem kabul etmiyorum. Yani biraz kendimi zorlamak da istiyorum. Yani o evet zor bir tip bir olsun. Yani mesela bir düz bir iş adamı teklifi gelsin, rolü gelsin, ben oynamam. Düz bir iş adamı olsana bir saniyeliğine. Nasıl bir düz iş adamı? Böyle işte benim düz. Ha bu mudur? Sen düz bir. Budur. Düz iş adamı. Para bende. Teknem varmış. Var mı? Teknem varmış, öyle diyor vallahi bir tanesi. Ne varmış? Teknesini hastayız diyor. Ha, teknem. Bir tek var mı? Var. Ha, kaç metre? Ya 11 metre. Ha 11 metre, bir şey değil ya. Biz ona kayık diyoruz ya, sen tekne görmemişsin kanka, gel. Ataköy Marina'da benimkisi 25 metre. Olamaz seninki, ki. Seninki apartman teknelerden. Öyle değil mi? Benim ama teknenin yanındaki ufak teknesi. tamam. Söylediler Mesut'un diye. O tekneler ne işe yarıyor tamam biliyorsun be Mesut. Değil mi? Nedir abi? Kokteylden kokteyle kullanılıyor. Apartman tekneler tabii, değil mi? Tabii. Denize hiç açılmıyorlar. Kokteyl veriyorlar. Hep duruyorlar abi orada ya. Tabii, nasıl işte o ya? Kokteyl sen veriyorlar. Ne de benim için mi söylüyorsun bunu? Yok estağfurullah. Ben de geçen kokteyl verdim teknede de. Bak bu, ağzımı açtırma. Evet çok keyifli. Peki dün akşam burada değil mi? Dün akşam burada bir şeyler konuşuldu, edildi. İşte millet birbirine girdi. Ağız burun dalaştık yani. Gerçekten. Tabii burada bunlar yaşandı. Yok. Erol Köse mi buradaydı? Yok değil, o daha önce. Oradan iki tane şeyimiz var. Gazimiz var. Ama dün akşam bildiğim birbirimize girdik. Bir verelim orayı. Kimli? Evet, devam ediyoruz. İnci Türkay, eğer sihirli annem olmasaydı hayatını değiştirecek şeyin ne olmasını isterdin? Yani ben öyle hayatımı sihirli anneme bağlamıyorum ki, benim önceliklerim çok başka. Nedir önceliklerin? İlk üçünü sayar mısın? Önceliklerim oğlum. Onu biliyoruz sıradaki. Hayattan zevk almak.
iyi bir insan olmak. Dört tüccar olup o elde kalan oyuncakları satabilmek. Hiç öyle şeylerle işim yok. Yani mutlu olmak, hayatın tadını çıkarmak, seyahat etmek, dünyayı gezmek, görmek. Bir de para kazanmak için iş yapıyorum yani. Evet, gayet keyifli. O zaman sihirli annem olmasa da olur. Olur, ama olur. 700 bölüm daha gideceği için rahat evet, olabilir. Evet, rahatım ben. Orada emekli olacağım. Gamze öyle diyor. Gamze Özer bizim senaristim. Biz buradan emekli oluruz artık. Sen ya. Rahat ol diyor. Rahat ol. Kendin evraylı. Rahat olun. 5 sene ya 10 sene yani şaka gibi. Çok kritik bir soru da. Taci nasıl konuşuyor öyle? Sürekli yalanıyor hayvan. Ne sürüyorsunuz? Onu krem peynir sürüyoruz. Tatlı. Sosis veriyoruz. Çok... Ağzına boğuluna ne yapıyoruz? Biliyor musun durmuyor misin öyle bağlıyoruz. Hadi canım. O kadar şey ki genç ve atak bir hayvan ki durmuyor yani. Ne genci ya 10 senedir oynuyor 15 senedir o da oynuyor. O daha değil kaldı. Ki. O değil mi? Mutacan rahmetli mi oldu? Tabii canım. Ay, ben de kaderini deneyeceğim. Rahmetli mi oldu öbürü? Öbürü rahmetli oldu. Tabii şimdi bu yenisi. Bu çok genç bir bebek ve öbürü çok artık alıştı. Eski Taci şeyden, devlet yardımlarından. Tabii o bizim karnaber ekolümdendi o. Gitti görüyor musun Taci? Taci koşuyor. Gitti biliyor musun? Ya o kadar zor ki genel görmek zorunda beraber bizi. Yani 3-2-1 kayıt diyorsun hayvan atlıyor ve gidiyor. 3-2-1 kayıt atlıyor aynen. Gidiyor. Yani ay, delirirsin. En sonunda biz seni öyle bağladık. Peki bir şey söyleyeyim böyle kırtladığı oluyor mu arada bir? Taci'nin şey rolüne kendini kaptırıp yani zamanın ruhu şey geri ve hak diye. Ay, tabii, şimdi hayvan severler falan da kalkıp misineyle bağlılar diye bunu ay, şey yok, yapmasın. Yok canım. Yani, öyle, 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 öyle bir şey değil. Yani, ay, hayır, ben de çok yani. Severim de yani bu öyle bir şey değil. Yok, yok, yani. Kesinlikle hayır, zaten şöyle, şöyle gelir. Köpeklerim var. Yani. Var benim zaten kendim ya. Yani köpeksiz yaşıyorum. Artı... Ya, o da evde de misineyle bağlıyorsun. Tabii, hayır evde halat çekiyoruz. Eşitlik olsun diye. Ya bu çok espri. İki saniye elini tutuyoruz yanında. O kadar seviyoruz ki yani o çok şanslı bir hayvan. Peki şey orijinal adı ne Taci'nin? Naci. Oyuncu olmak için doğmuş. Naci Taci mi oldu? Aa daha ilk kim niye geldi? Adını değiştirdin? Şeyden. Direkt bakıyor hayvana. O gene Naci Taci kafiyeli ya hayvan gene yadırgamasın diye. Yani. Evet. Bakıp tepki versin diye. Sanatçı adı Taci. Taci. Sanatçı. Taci. Sanatçı adı Taci. Taci de ne güzel isimdir değil mi? Tacettin. Aslında. Tacettin'den Nacettin'e diye çeviriyor. Ya. Abi Galatasaray'ın kombine biletlerini alacak mısın? Var zaten 3 yıllık aldık geçen. 3 yıllık almış tamam rahat olun yani. Bu sene de şeyde tribünde. Sen hangi takımı tutuyorsun seni? Efendim? Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçeliyim ben. Fenerbahçelisin evet, çok güzel. Ama şu ara biraz üzgünüz. Ya Fenerbahçeliyim değil mi? Ondan sonra hakikaten insanların yüzü evet, düşüyor bir anda. Evet hakikaten. Seni de Ragıp fark ettim yüzün düştü. Sen yok benim yüzüm hep aydınlık. Ben bayağı fanatiktim yani. Siyah ve beyaz olduğu için. Canımsın benim. Biz çok belli ediyoruz. Ama şunu söyleyeyim gerçekten hani... Üzücü bir durum bu. Ya çok üzücü bir durum. Sevgili başkan için gerçekten. De üzülüyorum ayrı. Aziz bugün Yıldırım. Yine hastaneye kaldırıldı. Evet, geçmiş ya, olsun diyoruz kendisine. Geçmiş olsun demek istiyorum yani, ben de buradan. Şu anda da kimse bir şey söyleyemiyor. Hani çok acayip bir süreç. Acaba mı durumundayız? Ben, ama evet. Bu zamana kadar da bir somut bir şeylerin de çıkması gerekmiyor muydu? Hem bunda hem başka sorgulamalarda falan. Yani futbolda işler hızlı yürür. Yani gole hızlı gidilir. Daha pazartesi galiba. Netice yok değil mi? Yani hani bir... Uzadıkça uzuyor. Başlama düdüğünü bir, bekliyoruz. Bir başlasa. Galiba pazartesi açıklanıyor. Bence evet. Yine de bayağı hızlı gidiyor. Soruşturma evet. Süreci. Bence de Ergen Okan'a diğer başlıyor. Diğer soruşturmalarla evet, mukayese edersek. Ama yani evet. Ben mesela babam benim çok fanatik tabii Fenerbahçeli. Abim öyle. Onların arasında ben de çocukken hep işte mesela bir takım şampiyon olur. Hep aa işte Şike vardı canım falan filan denirdi yani yıllar öncesinden. Hmm. Ama bu biraz daha karışık bir şey. Bir yanlış anladılar galiba o lafı. Şike var deyince. Şike var. O zamanlar iyi bir şey olarak yani, söylüyorum. Şey belki iyi bir şey olarak söylüyorum. Bir de yani Şike ile teşvik aynı şey mi ya? Ben aynı şeyde değilim. Şike ile yani, teşvik. Ben bir, bunun Türk Dil Kurumu'nun hemen şeyine girebilirim. Olarak, bir futbol sever olarak mesela teşviği ben normal karşıyım. Teşvik abi. Yani... Adama bir katkıda bulunmuyorsun ki sadece adam gibi oyna diyorsun. Yani, ama teşvik de bence iki anlamlı oluyor burada. Ha, benim söylediğim tek paran neyse vereyim anlamında. Yani. Sözlük anlamında teşvik güzel bir şey. Evet. Ama burada kullanılan teşvik başka bir şey. Nasıl? Başka yollu teşvik. Nasıl bir şey? Nasıl? Yani teşvik fıça ediliyor teşvik. Bir şeylerle aracı bir şey teşvik. Var. Ha, tamam da adama kokain sen vermiyorsun. Sen futboldan anlamıyorsun öyle suça teşvikle girmeyeceksin. Kokain basıp daha da git oyna demiyorsun. Uyku geldi tamam. Ama yani...
Ama adam, bu iş uzar. Bu iş telegole kadar uzar. Performansı neyse onu göstermek zorunda. Aynen. Yani ek bir şeyle teşvikleri Ronaldinho'yu alt takımda oynat demiyorsun ki adam. Hangi ülkede hatırlamıyorum ama bir ülkede teşvik yani sporda teşvik teşvik evet. Yasal. Yasal. Ya yasal. Zaten sanırım söylemeyeyim. Doğal evet. olması gerekiyor. Evet. Neden? Çünkü diyorsun ki al kardeşim bu açık delikanlı gibi oyna. Evet. Yani bir kalecinin bilerek gol yemesi şikedir ama yani bir takıma iyi oynayın demek teşvik yani. Teşviktir. Çok da böyle bu konulara böyle şey yapmak evet ya. Mesela ya, otorite hemen... falan ama hep soru işareti. Teşvikle şikenin arasındaki bir fark var yani. Yani şimdi bunu şöyle anlatabilirim. Sen Canan'da oynuyorsun. Muhteşem Yüzyıl sana para getiriyor. Adam gibi oyna diye veriyor rolü. Adam gibi oyna. Yoksa alacağım seni oradan. O da bir teşvik oluyor yani. Bunun gibi karışık. Valla parayı versinler. Farklı bir yorum getiririm ben. Farklı oynarım diyorsun. Önemli değil yani. Peki. Evet. Galiba sona doğru geliyoruz. Önce bir kank işlerimizi verelim. Teşvikle şike arasında bir fark var dedi. Aslında, evet. Aslında şike bir soruşturma devam ediyor. Abi ne şikesi baksana fotoğrafa. Sen Jön, sen ben neyim diye soruyorum adama. Sayılan nesin sen diyor. Teşekkür ederim Rakip ya. Ben böyle bir şey der miyim sana? Ya bilmem ki der misin? Yazmışsın sonra. Fakat ben seni ilk defa erkek olarak görüyorum evet, şu an. Evet, evet. Abi ne yaptınız ya? Mesut, ya? Abi siz ne yaptınız diye. Reji yani, ne yaptınız ya? Mesut başka bir adam oldun. Gerçekten yani başka bir kategoride gerçekten çok acayip hoş. Tam hoş, olarak hoş. Seviyor musun, dövüyor musun şu anda? Seviyorum canım. Her zaman sevdim. Burada nasıl olayım? Aşkım sen direkt gözükme çalışıyorsun. Canım ya, benim ya. Biraz önce bir şey söylüyordum. O güme gitti. Onu... Bir dakika aman güme gitmesin. Evet. Ya şey var. Bu şike ve teşvik konularında her önüne gelen çıkıyor bir şey diyor aslında. Bir de çok bağırarak söylüyor. Ama bir soruşturma hı. devam ederken aslında bunları çok telaffuz etmek doğru değil. Doğru değil tabii. Yani bir şu anda soruşturma devam ediyor. Bu normalde baktığın zaman bir yönlendirme. Hepimizin beyanatı sivil bir yönlendirme. Dolayısıyla insanların çıkıp da bilmem ahkam kesmeleri bu konuda bence yanlış. Oturup sonuna kadar beklemek lazım. Bir bekleyip manzarayı yani skoru değil mi? Lazım. Skor tabelasını. Evet. Peki şöyle bir soru gelmiş. Ya oradaki konuklarımız diyor. Takımım şike yaptıysa küme düşürsün diyebilecek kadar yürekliler mi? Ben öyleyim mesela. Ben Beşiktaşlıyım ve diyebiliyorum. Ben geçen sene mesela ama yine takımı tutmaya Celal devam Nanga, edeceğim. Celal Nanga olayında ki baktığın zaman çok aptalca yapılan bir şeydi. Avrupa'da bir özel maçta forma değiştirerek Celal Nanga'nın yerine adam mı oynayan Celal Nanga'yı oynattılar. Şimdi ben o dönemde Galatasaray basketbol takımının küme düşürülmesinden yanaydım. Hı hı. Ve küme düşürülmesi lazımdı. İster özel maç olsun, ister şu olsun yapılan ahlaksız bir şeydir. Tabii. Küme düşürülmesi lazımdı. Evet ceza verdiler ama küme düşürmediler. Ben yine o takımı tutarım, o değişmez. Ya küme tabii düşürsün. Yani oradaki kişilerin, bir takım kişilerin yaptığı şeyler hiçbir zaman camiaya mal edilmemeli. Elbette canım ya. Yani dolayısıyla camialar hepsi köklü camialardır. 1900'lü yılların başlarında kurulmuş camialardır hepsi. Tabii daha da sonra kurulanlar vardır ama önemli olan kişiler değil camialardır. Ben bu dönemde taraftarların kişilere değil bence kulüplerine sahip çıkması gerektiğini aynen öyle. Düşünüyorum. Aynen öyle. Peki. İspanya'da teşvik serbestmiş ama dünyanın en çok izlenen ligi El Clasico yani. Evet. Ne yaptık? Şeyde kalmıştık. Kank işlerde. Sıradaki kank iş gelsin çocuklar. Rasim abi ve ben. Kuti benim de babam olur musun diye gayet bak sevimli soruyorum. Yuh be Mesut'um yaşıtız oğlum diyor. Ben de şey ayar. Evet ya. Hakikaten. Yıllar çabuk geçiyor. Dolayısıyla hani içimizdeki çocuğu çıkartalım dedik. Geri soktular oraya. Devam ediyoruz. Başka neler var? Birlikte klip çekelim mi? Bıraktım müziği ben an itibariyle diyor. Teşekkür ederim Zeynep. Gayet güzel. Bu akşam konuklarımızdan enfes şey geliyor. Yanıtlar geliyor ve son olarak bana bir sihir yapabilir misin? Keşke uçururdum seni havaya diye. Ve enfes bir şey. Arda'nın neymiş abi? Satılmasını niye sor... Niye sorayım abi? Allah Allah telegol mü yapıyoruz burada? Gözünüzü... Arda'nın satılmasını... Arda nereye satıldı? Arda kendisi gitti.
Bastı imzayı gitti değil mi abi? Gözünü seveyim. Niye soracağız? O konuya hiç girmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bence ki her iki taraf için de çok iyi oldu. Her üç taraf için de. Hem Arda, hem Atletico Madrid, hem Galatasaray. Evet. Zaten iyi olan kazansın diyoruz ya şimdi. Evet. De, üç oyunlarda. İçinde iyi oldu. Zaten. Cuma gecesi bizimle bu saate kadar hakikaten kimi sütünü içmeden, kimisi yaparak, kimisi işte gördüğünüz gibi Rasim abinin içindeki çocuğu ve kimisi de susarak. Bir şarkıcıyı susturmak çok kötü bir şey. Eyvah. Bizimle birlikteler. Çok teşekkür ediyorum. Haftanın hakikaten en keyifli programlarından bir tanesi oldu. Sevgili Zeynep, senle bitireceğiz. Olur. Senin tabii. Şarkınla. Tamam. Ama önce pazartesi akşamı bizde. Ceyda Ateş. Ceyda Ateş. Metin Uca. Metin Uca. Emel Müftüoğlu. Emel Müftüoğlu olacak. Yani haftanın ilk pazartesi de gülmeye devam edeceğiz. Burada laf çok. Cumartesi pazar kolajlarıyla devam edecek. Siz onlarla idare edin. Biz de ne yapalım, denize falan girelim değil mi?